uyanamıyorum yatakta. Erken uyanmamız lazım diyordun. Şimdi de demiyorum, vazgeçtim. Hem soğuk burası, sen gelsene benim yanıma biraz. Gel bana gel. Bana uyar. Şöyle şöyle sokulacağım ben, tamam mı? Burası çok güzel burası. Ablan aradı. Sen duymayınca, bir de ısrarla arayınca dedim açayım bari, belki önemli bir şey vardır. İyi yapmışsın, sana mı söyleseydin? Söyledim. Kardeşin dedim benimle beraber, merak etme. Dün gece de beraber kaldık. Tamam. Ablam mı dedin? Nasıl ya? Sen ablamla konuştun, burada beraber olduğumuzu mu söyledin? Şu an beraber olduğumuzu biliyor mu yani? Bayağı Suna işte aradı, konuştuk diyorum ya. Birazdan seni almaya gelecekmiş. Necdet sen ciddi misin ya? Bir şey desene. Söyleyeyim. Çok tatlısın sen. Aramadı değil mi kimse? Günaydın sevgilim. Günaydın. Ne yapayım, erken kalkmamız lazım diyordun. Saat 10 oldu, hala uyanmayınca dedim bari böyle bir şey yapayım. Ay, yan oldu mu ya? Yani bana hava hoş gerçi de. Ama gitmemiz lazım. Bana kalsa bütün gün böyle kalabilirim yani. İyi misin? Bak böyle ya, utanıyorum. Biz şimdi gizli gizli mi görüşeceğiz? Peki çekirdek kadroya da mı söylemeyeceğiz? Ablamları Burcu'ya falan. Bence söylemeyelim. Aylin akıllı kadındır. İnsanlar bilirse onların tepkilerini fark edebilir. Yalan söylediğimizi anlar yani. O yüzden en ufak bir hata bile yapmamamız lazım. Bir açık vermememiz lazım. Peki nasıl olacak? Arkadaş mı olacaksın Aylin'le? Yani kendini bana yakın hissetmesini sağlayacağım. Bana güvenmesini sağlayacağım. Aylin akıllı kadındır ama sabırsızdır. İlla ki bir yerde bir hata yapacak. Peki ne kadar sürecek bu? Bilmiyorum ama ben elimden geldiğince hızlandıracağım. Fazla da hızlandırma. Üstüne falan atlarsa senden bilirim. Ya ne olacak? Eski karım sonuçta. Aa! Yürütürüm mü seni? Allah Allah ya. Benim aklım Kayra'da. Onu da söylesek mi Nejat? Şimdi değil. Nasıl affedecek beni balırsı ya? Affedecek, merak etme. Söylediğin her şeyi unutacak. Çünkü o da benim gibi seni çok özledi. Zamanı gelsin, her şeyi teker teker anlatacağız. Tamam? Tamam. İyi o zaman Zey, hazırlanıp çıkalım madem. Ya bu arada saat 10 oldu demiştim ama henüz 9. Ama dayanamadım, ne yapayım? Gel buraya. Of, hiç gitmek istemiyorum işe ya. Ay yine ne yalan uydurdum patronla. İşte dükkan açıldı yeni dedim. O yüzden yardım ediyorum. Dün izinliydim, bugün de biraz geç gideceğim. Yalan söylemiş sayılmıyorum yani. Ya bu iyice alıştı işine asmaya. Görmek istemiyorum patronumu Enise teyzeciğim, ne yapabilirim? Aşık olmasaydın en başından işverenine. Lafa bak. Enise teyze sen de yani gönül böyle seçemiyorsun ki, işte ota da konuyor. Malum şey de konuyor. Benimki de aynı. Farklı mı sanki? Teşekkür ederim aşkım. Burcucuğum, acık hızlı mı gidiyorsun acaba? Sanişciğim, ben depresyondayım. İstediğim kadar yerim. Anlatabiliyor muyum? Karışmayın. Bu da yeni moda. Depresyon. Hemen ayılın bayılın. Vallahi siz bunları yabancı filmlerden öğreniyorsunuz. Bizim zamanımızda depresyon falan yoktu. Hele bir suratımızı asalım, hemen uyarırdı büyüklerimiz. Keşke sen de bir büyüğüm olarak bana o limonataları içirip, beni gaza getirip o adamın üzerine salmasaydın o zaman Enise teyzeciğim. Ben mi saldım seni adamın üzerine? Kendin istedin. Edebinle bayılsaydın evinde. Allah Allah. Edebimle yanına gittim işte Rafet abimle. Rafet abi edebim. Bulmuşsun kavalyeni yani. Ay yemin ediyorum başına bir iş gelmeyeceği varsa da Rafet sayesinde gelirdi. Peki sana bir şey söyleyebilir miyim? İyi ki geldi Rafet abi. Allah Allah. Vallahi ben tek başıma gitseydim kesin saçmalayacaktım orada. Rezillik yani. Hatta böyle Rafet abiyle sonra sohbet ettik, dertleştik falan böyle arkadaş gibi. Rafet'le arkadaş gibi. Evet. Vallahi camları öyle bir silmişim, öyle bir pırıl pırıl olmuş ki... ...hani kuş böyle çarparsa şaşırmayın yani. Rafet'ciğim, sen bir gelsene benimle. İşim var seninle. Enise teyze ne oldu ya? Mekanımızda çalışıyoruz işte. Burada mı fırça yiyeceğiz yani? Rafet, ikiletme. Gel, gel çocuğum. Sakızlı muhallebi var mı? Şaka şaka. Evet Enise teyze, yine neyin fırçasını yiyeceğim? Oğlum sen ne faydasız bir adamsın. Kendine hayrın yok. Ben ne yaptım yine ya? Ya ben seni şu sekreter kızla niye gönderdim? Ha? Yavuklusunun yanına götür, dertleş, arkadaş ol diye mi? Ha sen bizim aramızı yap. Aranızı yapma. Aranızı yapmaya evet. Ne olacaktı ya? Yahu kız uçurum kenarında el ver diye bağırıyor. Sen dur itfaiye çağıracağım diyorsun. Ah, benim kafasızım ya. Yalnız Enise teyze, olaylar hiçbir şekilde gelişmedi. Bizim de bir erkeklik gururumuz var yani. Ne şekilde gelişti? Bir kere ben Serkan Efendi'nin orada olduğunu bilmiyordum. Aa, bak sen şu küçük oynağa. Seni kullandı demek ki. Yok yok, öyle değil. O da çok üzüldü zaten sonradan. Hem konuştuk, eski defterleri açtık falan, iyi oldu. Yani içimi döktüm diyorsun. Aslında iyi de oldu konuştuğumuz. Yani ne kadar küçük olsa da insanın içinde bir acaba kalıyor. O acaba gitti. Yani kız bana sürekli abi diyor, bu işin de oluru yok. Biz de ona göre şekil alacağız artık. Aa, dur bakalım orada. Belli olmaz o işler. Ya siz kadın milletini hiç tanımıyorsunuz. Bugün abi der, yarın gel cebime gir der. Evet. Hala şansın var mı diyorsun yani? Yani felek öyle bir vurur ki insana, kim kime kalır, kim kimle olur hiç belli olmaz. O yüzden büyük konuşmayacaksın bu hayatta. Günaydın. Hande? Ne oldu? Niye şaşırdın o kadar? Hep şirketteyim, odam şurada. Ya bir telefon görüşmesi yapacaktım, onun provasını geçiriyordum aklımda. Ben de şimdi bir toplantıya gideceğim de geçerken sana uğrayayım dedim. Öğlen konuşalım mı? Benim şu telefon görüşmesini hemen yapmam lazım. Seni yemeğe götürürüm. Hı? Çalıyor çalıyor, açmıyor. Hani şu tanıtım filmini konuşacaktık ya, onun için. Bugün çok yoğunum Hande ya. Akşam konuşalım o zaman. Akşama kadar çalışacağım. Tamam, çalışacağız zaten Serkan, iş konuşacağız. Tek başıma kafamı odama sokup kitleyip kendime öyle çalışmam gerekiyor. Bayağı meşgulsün yani. İyi, o zaman seni şundan kurtarayım ben. Şöyle, çünkü karşı taraf cevap vermeyecek belli. Ha, ben tekrar ararım onu. Bu yoğunluğun azaldığı zaman haber ver bana, tamam mı? Tabii tabii. Hay. Efendim? Kelleye çözüm bulundu. Ameliyatsız, ağrısız. Üstün teknoloji. Allah Allah. Ne alaka ya? Bu ilaçlar sersem gibi yapıyor beni. Ama yine de aksatmadan alman lazım Pervin. Yani ben yanında olmasam bile. Ama yanımda olacaksın, öyle değil mi? Şevket, sen dün gece bana bir şey anlattın ama hatırlamıyorum. Böyle sabah uyandığımda ağzımda ekşi bir tat kalmıştı. Belli ki nahoş bir şey anlattın. Neydi? Ben bir karar verdim. Hani benim Bursa'da bir yeğenim var biliyorsun. Onunla konuştum. Onun da set başında, dere boyunda çok güzel bir kahvesi var. Bursa'ya gideceğim, oraya yerleşeceğim. Onunla kahveyi birlikte işleteceğiz. birlikte çalışacağız. Ben ara sıra yine seni görmeye gelirim tabii. Zaten çok uzak bir yer değil, 1 saatlik mesafe. Şevket, ne diyorsun sen ya? Ne gitmesi? Olması gereken bu. Çünkü ben buradayken siz Araf'ta gibisiniz. Yani ne köprüyü geçebiliyorsunuz, ne geri dönebiliyorsunuz. Ben burada sığıntı gibi yaşayamam Pervin, duramam. Sen evine, çocuklarının yanına döneceksin. Benim de içim rahat edecek, tamam mı? Şevket. Efendim? Ne dediğini anlatacak mısın? Yo, önemsiz bir şeydi ya. Hadi kalkalım artık, sen de çocukların yanına geç kalma. Ya, o da yer aslında. Yok yok, hallederiz, hallederiz. Bakıyorsun. Az göreceğim ya seni. Hiç suratını ezberliyorum. Dalga geçiyorsun öyle mi? Özleyince görürsün. Ya şuran ne olmuş, bir şey olmuş, bu dönmüş, onu yolacağım vallahi şu sakalında ya. Ya dokunma sakalıma. Hem sen şu sakallarını kessene. Evleneceğim adamın yüzü neye benziyor onu bilmiyorum. Şimdi sakalımı kesersem senin için kötü olur. Niyeymiş? Çünkü sakalsız halime kadınlar deli oluyor. Sakalı kesersem bu kadar ilgi beni yorar, seni de üzer. Laflara bak ya. Ben kendime güveniyorum bir kere. İyi, tamam keseyim madem. Zaten Kayra da şikayet ediyordu öperken batıyor diye. Vazgeçtim. Şimdi altından ne çıkacağı belli değil, o yüzden boş ver. Bak bak bak. Neyse, şu Aylin meselesini anlat bana bakayım bir detaylı. Nasıl olacak o iş? Suna söyledim ya. İyi davranacağım, gerisi gelir. Ne gelir gerisinden mesela? Ne gelir? Söyle. Sen söyle. Ya Nejat! Allah Allah, baş başa kalmak mıdır, nedir yani? İstersen üçümüz görüşelim. Çok komik ha. Ya Sunacığım, benim ağzından laf almam için yakın olmam lazım. Özel anlar paylaşmam lazım. Özel anlar? Vay, neymiş onlar? Ne gibi? Yani baş başa yemek filan. Yemek sonrası, sonrasının sonrası, sonrasının sonrasının sonrası gibi bir o sonralar. Ha? Öf. Her ne kadar ileri gitmeyi planladığını bana açıklar mısın artık? Ne kadar ileri gitmem gerekiyorsa. Yok, öyle olmaz. Sınır koymak lazım. Senin sınır koyman lazım. Anladın? Kadının fazla özeline girme ya. O da senin özeline girmesi. Ben güvenmiyorum da bak, gelir öpmeye kalkar, üstüne atlar falan. Bozuşuruz. Üzerime atlayıp öpmeye çalışırsa ben ne yapayım? Hayır, ben ne yapayım Suna? Sen razısın. Razı değilim. Düzeltiyorum. Sabah da söyledim. Mutluluğumuz için kendimi feda etmeyeyim. Ben de sana sabah cevabını verdim. Seni gebertirim, öyle feda olursun. Öyle bir şey yapmaya kalkışırsa da durduracaksın, öyle bir şey yok. Tamam, nasıl durduracağım onu da söyle bari. Hazır değilim. Ağırdan alalım, yavaş gidelim. Hazır değilim, ağırdan alalım mı? Bunlar çok feminen, bunlar çok kadınsal, benlik değil. Hiç de bile. Gayet unisex cümleler bunlar. Sen beni kıskanıyor musun? Hı? Bak bak, yine kısık bakışlar filan. Kıskandın mı sen beni? Sen beni tanıyamamışsın Nejat Yılmaz. Benim karakterime ters kıskançlık ne alakası var? Ne gereksiz, alakasız yükseldin, gülüyorsun? Ya Hande ile beraberken bizi görmek için duvara merdiven dayamıştın ya. Onu hatırladım da. Orada bir cevabın peşindeydim. Yer o sayılmaz. Aldın mı cevabını? Kıskanmadım. Aldın mı cevabını? Nejat köpek! Suna! Dur! Korkma bir tanem, iyi olacak, tamam mı? Nejat, özür dilerim, benim yüzümden oldu. Yorma kendini, yorma. Dizim çok acıyor. Acıcık. Siz eş misiniz? Nişanlısıyım. O zaman burada kalın, isterseniz size de bir baksınlar. Gerek yok, burada bekleyeceğim. gitmem gerekiyor ama canım hiç gitmek istemiyor. Böyle ayaklarım geri gidiyor resmen. Aşkım bu kadar şikayetçiysen ayrıl yani. Yani ayrılmak değil de... Ay ne o zaman Burcu? Öyle değil, böyle değil. Aa. Ay yani gerçekten Suna'yla hiç benzemiyorsunuz Saniş. Sen hemen böyle yok pat diye bitir, yok terk et, yok bırak falan. Yani naz yapıyorum işte. Suna gibi idare etsen ne olur ya? Suna nerede hakikaten? Ama arada üniversiteden bir arkadaşımda kalacağım falan bir şeyler dedi. Ne dedi onun adı? Merve. Merve tanıyor musun? Merve hiç duymadım öyle söyleyeyim. Allah. Gidiyor musun Burcu? Rafet abicim. Canım benim. İyi ki varsın ya. Telefon çalıyor. Allah Allah Nejat Bey arıyor. Aç. Açsana evladım. Efendim Nejat Bey? Suna hastanedeymiş. Ne? Aa! Ne diyorsun ya? Sen nereye gidiyorsun Şevket? Hiç, öyle. Yani tamam da nereye? İşte uzun zamandır görmediğim birkaç arkadaşım var. Ben de onları görürüm. Akşam bana geleceksin ama değil mi? Sen geç kalma hadi. Ya Şevket sanki böyle bir şey söyleyecek gibi olup söyleyemiyorsun ya. Hiç sevmiyorum bunu. Telefonu çalıyor. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Nejat? Hastane mi? Ne hastanesi? Şevket dur bir yere gitme. Ne oldu? Evet. Suna'yı hastaneye kaldırmışlar. Ne? Evet hastanedeymiş. Gidelim gel. Suna'ya. Ameliyata mı girdi? Ne yaptı? İyi mi? Dizinden ameliyat oluyor. Kırık mı var? O yüzden mi ameliyat oluyor? Bir saniye ya. Dizinden niye ameliyat oluyor anlamadım ben. Ya Nejat Bey ne olur bir şey biliyorsanız söyleyin. Bak çok korkuyoruz. Nasıl olmuş Nejat Bey? Trafik kazası. Nasıl? Nerede? Biri mi çarptı Suna'ya? Siz birlikte miydiniz o sırada? Birlikteydik. Ben kullanıyordum arabayı. Bir saniye. Ben doğru mu anlıyorum? Şu anda kardeşimi ameliyata aldılar, kaza yaptınız, sen kullanıyordun arabayı. Doğru mu? Sakinleş be. Ya kimse bir şey anlatmıyor bize. Bir anlatabilir misiniz ya? Ya bir darlamayın da adamı anlatsın. Saniye sakin olur musun? Beraberdik Sunay'la, evet. Çocuklar. Anne. Ha? Ameliyata aldılar Sunay'ı. Ha? İyi mi kızım? Nasıl? İyi mi? Bilmiyorum. Nejat, Suna iyi mi? Dizine darbe aldı. Ameliyat aldılar, bekliyoruz. Rezan Hanım, merhaba. Hande Eymen ben. Çok ısrarcı bir sekreteriniz var. Kusura bakmayın. Yine de yanlış kişiyle görüşüyorsunuz. Şirketinizle sadece yatırım için ilgilendim. En iyisi ortaklarımla görüşmeniz. Bakın, sizinle görüştüğümü ne şirketten ne dışarıdan hiç kimse bilmiyor. Ben gizlilik isteğinize saygı duyuyorum. Benimle neden görüşmek istediniz? Biz Aylin'le yakın arkadaşız. Ben Kayra Gözlük'teki ortaklarımla bir anlaşmazlık yaşadım ve şirketten ayrıldım. Sonra Aylin'in sayesinde ve sizin de sayenizde... şirkete geri dönebildim. Bu yüzden sizinle tanışıp şahsen teşekkür etmek istedim. Anlıyorum. İtiraf edeyim Aylin, ortaklarınızla olan anlaşmazlığınızdan bahsetmemişti. Ortağım derken Nejat'ı kastediyorsunuz değil mi? Evet, Nejat'tan bahsediyorum ama yani... Aylin'in bahsetmemesine şaşırdım. Şimdi bir dakika, Nejat'ın şirketten ayrılması konusunda hepimiz hemfikiriz. Öyle değil mi? Anlayamadım Hande Hanım. Nejat'ın gitmesi derken kızım kocasının şirketten ayrılmasını mı istiyor? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Eski kocası. Yani boşandıkları için. Ki siz bunu biliyordunuz zaten değil mi? Evet. Evet tabii. Alışkanlıkla dedim kocası diye. Neyse Hande Hanım, maalesef benim gitmem gerekiyor. Kayra Gözlük tamamıyla sizin inisiyatifinizdedir artık. Orası ile ilgili tüm kararlarınızı ortaklarımla konuşabilirsiniz. Keşke birer kahve içip sohbet etseydik. Çok önemli bir toplantım var. Başka zaman diyelim. Peki. Size başarılar. Teşekkür ederim. Ne karıştırıyorsun ki sen Aylin? Ameliyata aldılar, bekliyoruz Enise. Ay, ciddi bir şey yok değil mi Pervin'im? Yok, dizine acil bir müdahale gerekiyormuş. Onun dışında bir şey yok. Ay var, nazar var bu kızda vallahi bak. Ya başına gelmeyen kalmadı garibimin ya. Neyse siz ameliyattan çıkınca bana hemen haber verin tamam mı güzelim? Geçmiş olsun şimdiden, bak sen de dikkat et kendine oralarda. Tamam canım, görüşürüz. Baştan alıyorum olayı. Siz arabayı kullanıyordunuz, birlikteydiniz. Karşınıza bir köpek çıktı. Siz de hakimiyetinizi kaybettiniz. Direksiyonu öyle çevirdiniz, kaza oldu. Böyle mi oldu? Öyle oldu. Peki anlamadığım bir şey var. Az önce de ben cevabını alamadım. Suna'nın sabahın köründe senin arabanda ne işi vardı? Gerçekten neler oluyor? Bize de anlatmak ister misiniz? Ya bir darlamayın, adamı da anlatsın. Biz Suna'yla arabadaydık çünkü. Suna Doğan'ın yakınları değil mi? Evet, evet doktor bey. Kızım iyi mi? Birazdan odaya alıyoruz, her şey yolunda. Zaten dizinde bir problem varmış sanırım. Üzerine bu kaza yaşanınca duruma antroskopiyle müdahale ettik. Bir süre evde yatması gerekecek. Yarın taburcu olur. Biraz kendine gelsin, görebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evde yatması gerekiyor diyor doktor. Ben bakarım kardeşime vallahi evde. Ya dizi kötüydü zaten, iyice kötü oldu. Aa, böyle şeyler düşünmeyin. Daha beteri de olabilirdi. Çok şükür. Buna da şükür. Çok şükür. Çok şükür. Morali bozuktur onun şimdi. Canı da çok yanmıştır kardeşim. Dur. Uçuyorum kız. Niye böyle bu? Narkozun etkisi birazdan geçer. Ha. Sen benim sevgilimi gördün mü? Yok, görmedim. Ay görmen lazım. O kadar yakışıklı ki. Uzun boylu, yeşili gözlü falan. Biz evleneceğiz. Ne güzel. Mutluluklar. Sağ ol, mutluluklar tabii. O kadar mutlu olacağız ki. Adı da şey... Adını hatırlamıyorum. Adı yok. Ama seni düğüne mutlaka bekliyorum. Düğüne mutlaka gelmen lazım, tamam mı? Adını bir türlü hatırlayamadım ya. Kuşum. Oh. Ablam iyi misin? Oy oy oy. Oy. Kimler kimler gelmiş ya? Hadi bakalım oturmaya mı geldik çocuklar? Bu ne ya? Ne yaptınız kardeşime? O ne sizin etkisinde şu anda. Birazdan kendine gelir. Sus kız. Yapmadık ki. Oy mezeler, yemekler ve... Pasta tabii ki. Ama yani bu böyle olmaz ki. Buna bir şey yapmanız lazım. Annem. Sunam. Güzel annem, hoş geldin. Hoş bulduk. Güzel miyim? Çok güzelsin. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun bir tanem. Telli duvakla gelin oldum. Sen de buradasın. Daha ne isterim ya? Uçmuş bu. Neyse acı çekmesinden iyidir en azından. Damat bak bu. Sen neredesin ya? Ben seni arıyorum saatlerdir. Buradayım Suna. Bak bu. Benimkisi. Yakışıklı, uzun boylu. Oy, gel öpeyim seni, gel. Saçmalama, ne yapıyorsun ya? Ama benim damadım. Biz çıksak mı acaba? Ne yapsak, şey yapsak? İsterseniz biraz sonra gelin. Babacığım. Ya insan kızının düğününe geç gelir mi? Yok kızım, geldim. Buradayım ben, geldim. Seni çok özledim. Ben de seni güzel kızım, ben de seni. O zaman hepiniz buradaysanız. Haydi bakalım düğün pistine ya. Beni de tutmayın ha. Mutlu günüm, oynayalım şıkıdık şıkıdık. Hastamız dinlensin biraz. Tamam hadi yorma kendini, çıkıyoruz biz. Suna buraya bir öpücük at. Bir de dans et şimdi. Dans et. Devam. Şıkıdık. Düğün günüm. Düğündeyim. Suna buraya bir öpücük atsana. Ya tamam komik, okey tamam izlemeyelim her gün. Bıktım yeter ya, Allah Allah. Bir şey söyleyeceğim, şu sondaki bak göbek atışına bak. Şıkıdım. Ay tamam. Bir de gösterirseniz gerçekten ikinizi de öldürürüm. Zaten canım sıkın yattım, kaldım burada. Tamam sen de artık sıkma canını, geçecek işte. Ay evet sabret birazcık. Hadi rahatlatmadık kızım ya, düzeleceksin. Ay tam iyileşiyorum, daha iyiyim derken bir de kaza çıktı başıma ya. Şanssızlık. Güzel konuya girdi, güzel konu. Bunlar sevdiğimiz konular. Evet, bir kaza gerçekleşti ve sen Nejat'ın arabasındaydın. Anlat bakalım. Bak nasıl kaçırıyor gözlerini Saniye. Ay göz falan kaçırmıyorum. Konu niye buraya geliyor, ben onu anlamadım. Ay evet, niye buraya geliyor konu? Allah Allah, benim de saçmalığım yani. Ya çünkü ayrıldığın adamın evine gidiyorsun, sabaha kadar orada kalıyorsun, sabah arabaya biniyorsunuz, kaza yapıyorsunuz. Bu çünkü her gün olabilecek. Çok sıradan bir şey yani. Ben de niye buraya getirdiysem konuyu artık. Söyledim ya sana abla, her şeyi anlattım ya. Yani bütün gece sadece konuştunuz. Başka hiçbir şey olmadı, o kadar mı? Evet. Sonunda da en mantıklısının ayrılık olduğuna kanaat getirdiniz peki. Evet öyle oldu, her şeyi anlattım. Tekrar anlatmak zorunda değilim bence. Bırakın beni rahat ya. Ay tamam bir şey demedim. Öf kalkıyorum, işime gücüme gidiyorum ben de hadi. Ben de şirkete gidiyorum. Anlatma kimseye olur mu kazayı mazayı? Kime söyleyeceğim ya? Sen kalabilecek misin yalnız? Kalırım. Annem gelecek zaten. Siz işinize bakın. Bir şeye ihtiyacın olursa ara. Oh. Hikayede... boşluklar var Nejat Bey. Hayri yine mi aynı hikaye? Yani sonradan düşündüm. O akşam ayrılırken pek bir neşeliydi. Hiç Suna'yla ayrılık konuşması yapmaya gider gibi değildin yani. Hatta düşünüyorum... onunla buluşmaya gittiği için neşeliydi demek ki diyorum. Öyleydi. Çözeriz sanmıştım. Konuştuk ama olmadı. Ayrılmaya karar verdik. Peki, öyle olsun. Ya sen niye beni sorguya çekiyorsun Hayri? Kendi söküğünü diktin mi? Ha yok. Nuh diyor, peygamber demiyor vallahi. O zaman benim ilişkime kafa yoracağına kendi ilişkine kafa yor. Hı? Hı. Bu arada Suna'yla kaza yaptığımızı sakın Aylin'e söyleme. Hayırdır? Sürekli bunları söylüyorsun. Hayrola yani Aylin'le işler ciddiye mi bindi? Hayri. Eğer bir oy kullanma hakkım varsa olmamasından yana kullanıyorum. İyi tamam ben kendi ilişkime bakıyorum. Ha bu arada Suna nasılmış peki? Gayet iyi. İşte kazada dizine darbe aldığı için dinlenmesi gerekiyor sadece. Ne olmuş Suna? Kaza mı geçirmiş? Öyle sessiz gelinir mi? Korkutuyorsun beni. Nerede benim günaydınım hem? Ya ne olmuşsun ay söylesene. Ben bakarım. Geç bakalım şöyle. Evet, Suna küçük bir kaza geçirdi. Hastanede mi? Hayır, evinde dinleniyor. Gayet iyi. Çok merak ediyorsan götürürüm seni bir ara. Yok, iyi olduğunu öğrendim, gerek yok. Kayra ile Nejat nerede Hayri? Baba kız özel bir şey konuşuyorlar. Siz salona geçin, ben çağırayım. Neredeler Hayri? Sen yine de bunu bir düşün, tamam mı balım? Görmek istersen götürürüm seni. O beni istemez. Zaten siz de küssünüz. Ben rahatsız etmeyeyim onu. Sen bize bakma. Emin ol, seni görmek ister o. Tamam. Tamam o zaman, ben konuşayım. Bugün bir yere götürürüm seni. Olabilir. Anlaştık. Günaydın. 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 Suna'ya mı gidiliyor? Suna'nın kaza yaptığını öğrendi de merak etti. Geçmiş olsun. Ama bugün bizim başka programımız vardı değil mi Kayracığım? Aa evet, okuldan sonra sinemaya gidecektik. Öyle mi? Tamam o zaman siz programınızı bozmayın. Sonra gideriz. Tamam. Bak. Ne aldım sana? Bu ne? Hani geçen gün bir etek beğenmiştin ya. Onu aldım, bakalım beğenecek misin? Gerçekten mi? Evet. Dene bakalım üstünde beğenecek misin? Aa ne kadar güzelmiş bu. Teşekkür ederim anne. Güle güle giy. Denemeyi mi? Evet. Suna'nın kaza yapmasına üzüldüm Nejat, geçmiş olsun. Ama acaba Kayra'yı ona götürmen doğru bir fikir mi Nejat? Yani sadece iyi olup olmadığını merak etti. Ziyaret edebilir diye düşündüm. Yani bilmiyorum. En son Kayra'ya söylediklerinden sonra Kayra'nın tekrar kalbi kırılmaz mı? Gerçi doğru söylüyorsun ya. Zaten ben de hiç görmek istemiyorum onu. Bu arada teşekkür ederim sana. Çok mutlu oldu hediyeyi görünce. Annesiyim ben onun. Niye teşekkür ediyorsun ki bana? Aslında her şey için teşekkür ediyorum. En başta anlayışlı olduğun için. Kayra'nın geçici velayetini sen aldın. İstersen göstermeyebilirdin bana. Ama şimdi kızım benimle beraber. Ama ben sana en başta söyledim. Eğer Kayra'yı rahatça görebileceğimi bilseydim hiç olmazdı bu dava. Bu konuda özür borçluyum sana. Ne oluyor Nejat sana bu aralar? Ne oluyor? Bilmiyorum yani. Sanki bir farklı gibisin. Böyle bir keyfin yerinde gibi. Yerinde tabii. Kızım yanımda. Annesiyle aram iyi. Daha ne olsun? O zaman acaba geçen akşam ertelediğimiz şu yemeği bir tekrar gündemimize mi alsak ha? Bu akşama ne dersin? Olur. Ben bir yere ayarlayayım o zaman. Yedi iyi mi? Şahane. Anlaştık. O zaman ben yukarı çıkıyorum. Bakayım etek yakışmış mı Kayra'ya? Tamam ama sonra kızımızı getir. Şöyle hep birlikte kahvaltı yapalım. Arayayım ya, müsait değilse açmaz. Sevgilim. Ay Nejat kusura bakma ya. Dayanamadım, aradım. Müsait miydin? Müsaitim. Müsait olmasam da senin için müsait ortam yaratabilirim zaten. Ya, çok tatlısın. Nasılsın? Bacağın nasıl oldu? Aynı işte, bildiğin gibi. Keşke yanımda olabilseydin. Ben de. Ama boşver boşver, nasıl olsa geçecek bugünler. Hep beraber olacağız seninle. Suna bir saniye. Kapatayım istersen. Yok yok kapatma. Aylin bizde de. Kayra'nın odasındalar. Birazdan kahvaltıya gelecekler. Bir ses duydum gibi geldi. Ne diyor yalancı? Ne diyecek işte, yalanlarına yalan ekliyor. Kim bilir benim hakkımda neler diyor Kayra'ya ya. Sen şimdi boş ver onu. Bu akşam buluşup konuşuyoruz Aylin'le. Nerede buluşacaksınız? Bilmiyorum işte. Yemek yiyeceğiz. Yemeğin yeri belli mi? Bilmiyorum. İşte ayarlayacak, o ayarlayacak mekanı. Ne kadar sürer? Ya işte Suna yemek yani. 200 saat falan sürer. 3-4 saat sürer o zaman, hı? Evet, sürer. Sen kıskanıyor musun beni? Niye kıskanayım? Ne alakası var ya? Ne bileyim, öyle bir sorguya çeker gibi geldi de. Nejat, soru soruyorum ya. Ne alakası var? Ayıp ediyorsun. Ben o kadar şey miyim ya? Aşk olsun. Yok canım, o kadar şey değilsin. Asla değilsin. Tamam, kıskanmıyorsun. Suna, kapatıyorum, geliyorlar. Bu arada çok seviyorum seni. Ona göre kıskandım ama. Öptüm. Yemekmiş de bilmem neymiş de. O ayarlamışmışmışmış. Kızı. Hah, annem. Kiminle konuşuyordun? Ay. Ay Nejat, iyi ki o çıktı seni. Nasılsın canım? İyi, seni gördüm daha iyi oldum. Nasılsın? İyi misin biraz daha? İyi ki geldin. Benim favorim bu. Salıncağı falan da var. Bence çekim için çok uygun. Ajansın gönderdiği fotoğraflar değil mi bunlar? Aynen. Hepsini ajans gönderdi. Tam anlaşılmıyor böyle. Sen gidip gördün mü? Evet. Ben çekim yaptım daha önce burada. Ha. Ama işte fotoğraflar yanıltabiliyor. Bir gidip görmem lazım. Doğru. Tamam. Buna gidelim mi? Beraber. Evet. Birlikte. Şimdi mi? Şimdi tabii. Hem çıkıp hava almış olursun. Güzel olurdu da benim işim var ya. Ne işin var? Toplantı. Hangi toplantı? Kiminle? Müşteri. Hangi müşteriyle? Yeni müşteri. Bu aralarda hep toplantın var. Nedense seni hiç yakalayamıyorum. Doğru söylüyorsun ama işte Nejat da biliyorsun işleri saldı. Serkan Bey, istediğiniz dosya. Ah Burcu. Bugün Serkan'ın toplantısı var ya hani. Toplantısı mı var Serkan'ın? Toplantısı var, evet. Hı-hı. Ha işte o toplantıyı yarın erteler misin lütfen? Ertelerim. Erteleyebilir miyim? Yani bunu bir önce bir müşteriye sormak lazım. Adamın belki yarın işi vardır ve özellikle bugüne istemiştir. O yüzden bir sormak lazım diye düşünüyorum. Tamam, müşteriye sorayım o zaman ben. Müşteri yarın müsait değilse sen öbür gün ertele, olur mu? Tamam. Var mı arttıran Serkan Beyciğim? Yani son tahlilde buna müşteri karar versin ama. Tamam mı Burcucuğum? Tamam. Sen ona bakma. Ertele. Tamam. 5 dakika sonra asansörün önünde görüşürüz. Canan, odama gelir misin? Tabii Hande Hanım. Bu işler sende. Hayırdır acaba? Ne bu yani şimdi? Burcu maymuna çevirelim oyunu mu oynuyordunuz aranızda? Kusura bakma. Anlamadım ki hiçbir şey. Zaten toplantım falan da yok. Yani doğru söylüyorsun ama elinden geleni yine de yaptın. Teşekkür ediyorum. Serkan. Ne oluyor? Anlatsana, var bir şeyler. Anlıyorum, Hande ile aranızda kötü bir şey mi oldu? Birkaç gündür zaten uzak duruyorsun, farkındayım. Hı? Gerçi bana ne anlatacaksın yani? Beni de ilgilendirmez sonuçta. Neyse, istediğin dosyalar. Sen haklıydın. Hande konusunda. İlgisi var bana. Sana ilgisi olduğunu mu söyledi? Yani söylemedi de davrandı. Yani detaylara girmesek. Camdan atlamam gereken zamanlar geldi yani. Ne dedin? Ne dedim? Bir şey dedin. Demedim bir şey. Tamam, aha, ne kadar şaşırdık. Annenin sana ilgisi var. Süper bir haber. Ama işte ben de uzak durmaya çalışıyorum. Bir yandan Nejat meselesi yüzünden uzak duramıyorum da. Durmamam gerek. Ya çok şiştim işte Burcu, anla. Uzak duruyorsun çünkü Hande'ye kapılmaktan korkuyorsun. Yok, hayır. Var öyle bir şey. Hayır canım, yok öyle bir şey. Evet. Hayır canım, nereden çıkarıyorsun? Niye öyle bir şey olsun ki yani? Neyse sen de çıkabilirsin. Çünkü ben de geri dönmem herhalde. Teşekkür ederim. Tamam. Bir ara Suna'ya gideriz değil mi? Beraber. Yani gidebilir miyiz? Yani. Gideriz. Fotoğrafçılık çıktı başımıza. İsteyeceğiz fotoğrafçı, gideceğiz şimdi. Kayracığım hadi sok kolunu. Kaptırdım telefonumu, alamıyorum elinden ya. Tantam az kaldı, bitecek şimdi. Aa, annen arıyor. Yani benim anneannem. Öyle mi? Yok tatlım, anneannen olur mu hiç? Benim bir arkadaşım anne yazıyordu ya, Fransızca en diye okunuyor. Ha, anladım. Hadi sen git babanın yanına. Ben de arkadaşımla konuşayım, geleyim hemen. Gel burada çantan. Alo. Ne var, ne diye arayıp duruyorsun beni? Müsait olsam açarım herhalde değil mi? Bana neden boşandığını söylemedin Aylin? Nereden öğrendin sen bunu? Nejat'ı iflastan kurtarmak için aldığımızı sanıyordum ben o şirketi. Ama şimdi bambaşka bir hikaye var ortada. Neden yalan söyledin? Bak, ben yalan falan söylemedim, tamam mı? Niyetim zaten Nejat'ı kurtarmaktı. Ayrıca söyledim sana. Biz yavaş yavaş tekrar aramızı düzeltiyoruz. Dedin ama boşandıktan sonra olduğunu söylemedin. Neden sana inanıyorum acaba? Aylin, bak kızım, sen iyi misin? Ben endişeleniyorum. Kimden öğrendin sen bunu? Kimle konuştun? Hande Eymen. Hande mi? Nereden bulmuş ki seni? Fark eder mi? Bulmuş işte. Bu kadın senin arkadaşın değil mi? Bak anne, bir daha Hande ile görüşmeyeceksin de konuşmayacaksın da, anladın mı beni? Aylin, kızım. Evet, gidiyor muyuz? Hı hı. Ne o, istenmeyen numara mı? Acil bir şey değil. Bir saat sonra buluşalım. Geliyor musun? Ha, dolanıp durma, gel işte Şevket. Bilmiyorum Pervin, zaten senin aklına uydum. Ya o anestezinin etkisiyle öyle şeyler söyledi. İçten içe affetmek istiyor seni. Kızların seni çok seviyor Şevket. Tamam. Tamam, geliyorum, tamam. Tamam, görüşürüz. Seni çok seviyorum. Ben de seni aşkım. Kiminle gülüşüyorsun bakalım böyle kakır kakır? Aman Burcu'yla ya, işte öyle. Ha, bana hiç öyle gelmedi. Bir insan ancak böyle şapşal şapşal aşk güldürür. Ay yok canım, aşk bize böyle bir uğradı, merhaba dedi gitti biliyorsun. Öyle mi? Hadi gel bakalım o zaman. Aa, dur kız. Ayağım tutmuyor, ellerim tutuyor, ben içerim. Ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Ay, küçükken bir kere ablam da yapmıştı böyle çorba bana. Ama nasıl hastayım, benim ellerim tutmuyor, o içiriyordu bana. Sonra ben böyle artık ne kadar hastaysam, ne kadar ateşim varsa ablama gittim, anne dedim. Ondan sonra ablam tabii bunu üzüldü, başladı ağlamaya. Ben de küçüğüm tabii, o ağlamaya başlayınca ben de ağladım. Böyle biz bir süre ağladık. Ta ki abim gelip ne yapıyorsunuz siz diyene kadar yani. Hüngür hüngür görmen lazımdı. Ya yanınızda değildim ki, çocuk ne yapsın? Annem üzül diye söylemedim ya. Artık buradasın, yeter o bize. Hı? Hem babam seni bu evden kovmasaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Sadece onun suçu değil, ben de kaçtım. Ama o sana destek olsaydı, arkanda dursaydı yine de gider miydin? O yüzden üzülme artık. Bundan sonra bizi hiç kimse ayıramaz. Suna, o gün hastanede kendinde değilken babanı çağırdın yanına. Onu sevdiğini, özlediğini söyledin. Kendimde değildim işte. Suna, bak... Ben seni babanı affetmen için zorlayamam. Ben sizden yıllarca ayrı kaldım. Benim en büyük pişmanlığım sevdiklerimden uzak kalmaktı. İstemesem de bile bile buna göz yumdum. Ben şimdi o yitip giden zamanın tek bir saniyesi için her şeyimi veririm, biliyor musun? Ben o yüzden ne Saniye'nin ne senin benim düştüğüm duruma düşmenizi istemiyorum. Hastayım be kadın. Şimdi ağlatma beni durduk yere. Gel buraya. Canım kızım. İyi ki varsın. Sen de. Hadi. Çorbanın içinde hemen iyileşir. Hadi iç bakalım. Gerçekten çok zormuş. Oh, afiyet olsun. Hande ya, burası tam olacak gibi gözüküyor. Ne diyorsun? Yani senaryo da uyuyor sanki. Sanki mi? Ben kafamda çekip bitirdim bile. Birebir olur bu mekan. Hadi canım. Tamam, peki sen öyle diyorsan. E güzel, o zaman ajansa arayıp okeyliyorum. Ara. Gidebilirsin. Beklesene biraz, gitmeyelim. Şu filmi ben de kafamda çekeyim istiyorum. Şimdi parktaki iki aşıktan açılıyorduk değil mi? Evet. Sonra kız sevgilisinin elinden tutuyor, salıncaklara doğru gidiyorlar. Evet. Hadi gel. Ama... Gel. Kız salıncağa oturur, sonra çocuk onu sallamaya başlar. Tabii bu arada ikisinin de gözlerinde Kayra marka güneş gözlükleri var. Ve inanılmaz mutlular. Eğlenceliymiş bu aslında. Devamını anlatsana. Ve kız ben çok mutluyum diye bağırır. Hı. Oğlan gülümser ve kızı sallamaya devam eder. Kız oğlana peki sen mutlu musun diye sorar. Dururlar. Sonra göz göze geliyorlar değil mi? Evet. Tabii önce kız gözlüklerini çıkarıyor. Sonra onun gözlüklerini çıkarıyor. Ve mutlu son, harika bir final, muhteşem bir mekan, kaçabiliriz. Ama işte orada bitmiyor değil mi? Finalde öpüşüyorlar. Evet. Benden kaçmaya bir son vermen lazım artık. Ne kaçması ya? Lafın gelişi söyledim onu. Kaçıyorsun, kaçtığını saklayamıyorsun bile. Sana duygularımı söylediğimden beri böyle davranıyorsun, böyle bir tuhaf. Handeciğim... Nereden vardın bu sonuca bilmiyorum ama ben kaçan bir tip değilimdir. Duygularına gelince de işte... Evet, o konuda kalalım biraz bence. Bir tepki verebilirdin değil mi? Ne bileyim, bir şey söyle. Seni duydum de. Duydum ama verecek bir cevabım yok. Ne yapabilirim? İki cevaptan birini verebilirsin. Bir, ben de seni duydum. Ben de sana karşı boş değilim. Ya da iki. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Aynı şeyleri hissetmiyorum. Bir, iki. İki. Kararlı mısın? Yeterli bir cevap değil miydi? Peki tamam, yeterli. Konu kapandı o zaman. Artık normale dönebilir miyiz lütfen? En sevdiğim mod normal mod. Evet. Artık gidebilir miyiz? Evet, lütfen. Buyurun. Dikkat et. Ay ne yapıyor bu? Oyun mu oynuyor telefonda? Mesajlaşıyor herhalde. Rafet, kimle mesajlaşıyorsun? Liseli kızlar gibi kikir kikir. Ne mesajlaşması ya? Video izliyorum, dalmışım. Ha ben mesajlaşmanın sesini bilmiyorum yani. Seri bir şekilde mesaj geliyor sana, farkındayım. Ya ver şunu ya. Çekiştirme ya, müşteriler var görmüyor musun? Ha sen buranın bir müessese olduğunu yeni idrak ettin yani. Ya bir ver, geri vereceğim zaten. Ya ayrıca kimle mesajlaşıyorsan mesajlaşıyorum. Sen benim özel alanıma niye giriyorsun ki? Sen benim özelime giriyor olabilir misin acaba? O benim özel hayatım çünkü. O şahısla mesajlaşıyorsun değil mi? Saniye zıplayıp durma. Bak müşteriler bize bakıyor. Ayrıca oraya yetişemezsin. O ismini anmaktan imtinayla kaçındığım şahsiyetle mesajlaşıyorsan eğer böyle kıkır kıkır gülüyorsan böyle gevrek gevrek ne böyle... Şu limonatanın yanında seni servis ederim böyle parça pinçik ayırıp ha. Allah Allah, ne bu sinir ya? Son zamanlarda sürekli bir sinir, sürekli bir bağırma. Ya o adam dediğinin bir ismi var, tamam mı? Adana bir söyle. Parçalarım seni ya. Ah! Bakalım kimmiş seni güldüren öğleden sonra komiği. Şifre koydum. Yahu! Müşterileri tedirgin ettiniz. Adam limonata istemişti, şimdi de hesabı istiyor. Ve didişmeyin, dükkanın bereketini kaçıracaksınız. Bir şey söyleyeceğim. Sen böyle arkamdan gizli saklı iş çevirmiyorsun madem. Niye o zaman şifre koydun, ha? Hayri çünkü ben biliyorum. Ya bir tek benim o mu arkadaşım? Benim bir sürü arkadaşım var. Aynen, Tomtom var mesela 16 yaşında. Zaten Tomtom'la arkadaşsa hastaneye git bence. Bir doktora falan görün Rafet. Tomtom değil. Tomtom değil. Kim o zaman? Burcu, tamam mı? Burcu. Niye? Olamaz mı? Olamaz mı? Olur çocuğum, olur. Bak işte. Şimdi mesajlarına zamanında cevap veremediğim için arayacağım şimdi özür babında. Burcu'yu arıyorsun. Ay Sanişim, kaç kere onaylatacaksın? Yani umudum yok ama bırak, çocuk bir yol çizmiş kendine. Hadi bakalım. Alo Burcucuğum. Nasılsın arkadaşım? Hesabı alsana sen, hadi güzelim. Hello. Burcu? Saniş. Ah benim salak oğlum. Ne biçim Burcu dedim be? Çıkayım istersen. Sen dur burada. Benim arkada ufak bir işim var, geliyorum. Ne oldu şimdi? Bana mı kızdı? Ben ne yaptım? Ay yok yok. Burcucuğum limonata içer misin? Ha? Hadi tamam. Gel. Tamam. Vallahi hayır, sanki seninle görüşmemden işkilleniyor gibi yani. Artık mesajları sessize alacağım, bir şey yapacağım ya. Hayır, yani ben de barışmanızı çok istiyorum ama... Yani bırak durumu anlatmayı, adını duymaya tahammülü yok ya. Burcu'yla görüntülü mü konuşuyorsun? Ben de bir göreyim arkadaşımı. Ya şeymiş ya, başı kalabalıkmış. Allah Allah, az önce dükkana giriş yaptı çünkü kendisi. Hiç böyle başı kalabalık gibi durmuyordu. Sen yine de bir kendin gör istersen. Hadi ya. Gel buraya. Ya ne yapıyorsun Saniye? Saniye. Saniye yapma. Bak benim için değmez. Elini kana bulama. Sen sus, sus. Herhalde onunla vurmayacaksın bana değil mi? Ama Rafet'in bir suçu yok ki. Ben ısrar ettim tekrar konuşalım diye. Evet, hayır ısrar etti. Ya, bak bak vallahi inan gerçekten bak. Yani benim yüzümden mesajlaşıyoruz. Sen bak şunu takarım. Şunu kulağına takarım. Bana vurmayacaksın herhalde onunla değil mi? Allah! Çok fena acıtır o. Senin gıyabında kardeşimi dövüyorum Hayri izin verirsen. Aa yeter ama ya Saniye. Vallahi bu işin cılkı çıktı. Ya bu adamı Suna dinledi anladı. Ben dinledim anladım. Bir tek senin adından dinlemiyorsun. Ne olduğunu da bilmiyorsun. Bizi hırpalıyorsun gereksiz. Hırpalıyorum. Rafet şu an gitmezsen şu kancayı uygun bulduğum bir yere takacağım. Duydun mu beni? Gideceğim de bir telefonumu... Çık! Çık! Rafet'e de mi anlattın? Bir sana anlatamadım Saniye be. Anlattın. Nasıl? Anlattın işte o gece. Dağ evinde. Ben uyumuyordum, dinliyordum her şeyi. Allah uzun ömür versin. Arif'e, oğluna. Bir dakika, o zaman boşanacağımı biliyorsun. Ya niye evlendiğimi de, hatta bu evliliğin kağıt üzerinde olduğunu da biliyorsun. Ezbere biliyorum her şeyi. E niye hala bu kadar öfkelisin Saniye? Öfkeliyim. Çünkü ortada kocaman bir yalan var Hayri. Kocaman bir yalan. Kandırdın sen beni. Böyle şeyler yolun başında söylenir. Duydun mu? Yolun ortasında değil. Ya ortada bir çocuk var. Senin babası bellemiş bir çocuk. Ortada bir eş var. Öyle ya da böyle sonuçta seni seviyor olabilir. Senden boşanmayı istemiyor olabilir. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Sen bunu nereden biliyorsun Hayri? Ya benim sana ilgimin olduğunu sen nerede anladın? Ben sana söyleyince değil mi? Ya gerçekten bak öyle bir şey değil bu. Bak kafanda kuruyorsun. Hayır ben daha fazla tatsızlık çıksın istemiyorum. Ben çok yoruldum ya. Lütfen benim ailemin peşini bırak. Lütfen. Ben senin için, senin ailen için üzüldüm. Bitti. Bittiden anla olur mu? Ya seni gerçekten anlayamıyorum. Nasıl bu kadar fevri davranabiliyorsun Saniye? Sen böyle bir insan değilsin ki. Nasıl bir insanım? Nasıl bir insan? Anlatsana biraz bana. Ben de bilmiyorum ki nasıl bir insan olduğumu. Ben hayatımda ilk defa bir insana aşık oldum. İlk defa bir insanla ömrümü geçirmeye karar verdim ve o insanın evli olduğunu öğrendim. O insanı hayatımdan çıkarmak zorunda kaldım. Ben böyle bir durumda ne yapılır bilmiyorum ki. Ben bile ne yapacağımı bilmiyorum ki. Sen nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Tanımış olduk işte ikimiz de. Beni. Saniye, senin ağlamana dayanamam ben. Yolun açık olsun. Eline sağlık. Neydi bu kadar acil olan? Hande bak biz seninle iyi kötü bir yola çıktık. Ki gelip bana teklifi yapan da sendin. Ben de sana yardımcı olabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Şirketi satın aldım. Seni eski şirketine CEO yaptım. Bütün bu süreçte senden tek bir şey istedim. Kurcalamamanı. Annenle görüştüğüm için kızdın bana değil mi? Ne bilmek istiyorsun Hande? Ha ya da şöyle sorayım. Benim anlattığım ne sana yetmedi, ne duymayı bekliyorsun? Aylin çok paranoyakça davranıyorsun. Yani annenle görüştüğümü öğreneceğini tabii ki biliyordum. Bu gizli kalacak bir şey değildi. Sadece yatırım yapan kişiyle tanışmak istedim. Şahsen teşekkür etmek, beklentilerini öğrenmek. Bir beklentisi yok Hande. Bana sorsaydın söylerdim sana. Tamam öyle diyorsan. Ne konuştunuz peki? Anlatmadı mı? Ben senden duymak istiyorum. Yani aslına bakarsan hiçbir şey konuşmadık. Kısa bir tanışmaydı, bayağı resmi geçti. Benle ilgili bir şey de mi söylemedi? Yani senden daha fazla azar işitmek istemiyorum. Ama şunu söyleyeyim, beni şaşırttı. Çünkü sen benim kafamda daha farklı bir anne kız ilişkisi imajı çizmiştin ama... Annen sana gerçekten değer veriyor Aylin. Yine de bana annemle görüşmüyorum dediğin için rahatsız olmana hiç gerek yok. Çünkü ben seni anlıyorum. Neyi anlıyorsun? Yani aile ilişkileri karmaşık olabilir. Annenle fiziksel olarak görüşüyor olman gerçekte bir ilişkiniz olduğu anlamına gelmeyebilir. Ben bunu sorgulamıyorum. Ve bana her şey aramızda kalsın demene de gerek yok. Aramızda. Merak etme. Lütfen artık aynı tarafta olduğumuzu kabul et. Bak herkes düşmanın değil, birilerine güvenmeye başlaman lazım. Sakın bir daha bunu yapma Hande. Asla. Annenle tanıştığımızı unut, ben unuttum. Tamam, şöyle yapalım. Sana borçlandım. Olur mu? Telafi etmeme izin ver. Merak etme. Bana borcunu ödemen için elimden geleni yapacağım. Mutlaka bir gün. Eminim. Neyse ben kalkayım artık. Görüşürüz canım. Zahmet etme yolu biliyorum. Ruh hastası. Ya Saniye tamam. Surat yapma bana. Yani sen Hayri ile görüşülmeyecek diyorsan görüşülmeyecek. Nedir yani? Senden kıymetli mi? İstediğinle görüşebilirsin Rafet'ciğim. Hay Allah'ım ya. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş annem. Oy. Suna ne alemde? İyi. Yemeğini yedi, dinleniyor birazcık. Ağrısı var mı? Ya o yok diyor ama bence aynı. Bahtsız kız ya. Yemek yaptım bu arada size. Dolapta kabak yaptım. Seversin sen kabağı. Annem ben tokum ya. Biraz da yorgunum. Biraz odamda dinleneyim olur mu? Tamam. Nesi var Saniye'nin? Ya nesi olacak? Hayır işleri. Ben gidip bir konuşsam mı acaba? Hiç üstüne gitme. Zaten bağırmaktan, çağırmaktan hal kalmadı. Biraz kendine gelsin. Ben sana söylerim. Merak etme. Tamam. Hemen sana şöyle bir şey hazırlayayım mı? Çıkacağım ben de. Neden? Kalsaydın. Ya Rafet, şimdi baban otelde tek başına kalmasın. Tamam anneciğim, haklısın. Kalmasın. Babama da söyle, kızını görmek istiyorsa gelsin görsün. Yani eve gelmiyorum diye şey yapmasın, tamam mı? Bugün gelmek istiyordu aslında ama herhalde vazgeçti. Niye? Keşke gelseydi. Neyse, ben gideyim. Tamam mı oğlum? Görüşürüz. Hadi kendine iyi bak. Efendim? Ne haber? İyi, senden ne haber? Sen niye bu kadar şık oldun? Öyle mi diyorsun? Evet, çok yakışıklı olmuşsun. Niye? Yok canım ya, o kadar da abarttığın kadar değil yani. Nejat, ödül törenindeki halin gibi olmuşsun ya. Yemek için bu kadarına gerek var mı gerçekten? Ne giysem yakışıyorsun ha, ben ne yapayım yani? Bilmiyorum ki. Aynen. Aynen. Sen ne yapıyorsun? Poz mu verdin orada? Yo, gayet doğal. Ameliyat sonrası kadın pozu. Rahat ediyorum böyle. Anladım. Neyse hadi benim çıkmam lazım. Yemeğe geç kalacağım. Ay aman geç kalma. Sakın geç kalma ya. Mesaj atarsan da cevap isterim. Yemekte mesaj mı atacaksın? Evet ne var? Yani yakalanmayalım sonra. Hem ne soracaksın ki? Ne bileyim Nejat havadan sudan yani. Evde oturuyorum tek başıma sıkılıyorum yani. Ne var? Atarsam cevap ver işte. Sen kitaplarını okursan daha güzel olmaz mı? Ben de işime konsantre olsam. Zaten birkaç saat sürecek yemek. Çok da konsantre olma. Ararsam, yazarsam cevap ver. Hayır, ararsam bir de. Mesajda arama oldu yani. Aylin varken arama tabii ki de. Ne bileyim lavaboya gider bir şey olur. Ara beni. Sıkılıyorum. Hem sen de sıkılmazsın böylece. Tamam, mutlaka ararım seni. Bekle telefonu. Hadi öpüyorum seni. Öptüm. Bakayım bir tane şunu. Şu halime bak ya. Ya gayet güzelim ya. Nihayet. Amma uzun sürdü ya hazırlanma. Hayırdır biraderim? Güzel haber mi var? Patron bir konuşmamız lazım. Telefonda konuşmayıp geldiğine göre önemli bir şey. Anlat. Hande. Ben bu işi bitirmek istiyorum. Oğlum nasıl ya? Elimizde kayda değer bir şey var mı ki? Daha yeni başladık. Farkındayım da işin tadı biraz kaçmaya başladı. Oğlum o ne demek ya? Hande tam sana güvenmeye başlamıştı. Olacak iş mi yani şu zamanda? Sorun da bu zaten. Biraz fazla güveniyor gibi. Fazla güveniyor gibi. İyi işte. Sorun ne? Böyle ciddi üzerime geliyor. Gibi böyle hoşlanıyormuş gibi falan bir şeyler yapıyor. Hareketler. Nejat, Hande beni öptü abi. Öptü mü? Sen ne yaptın çapkın? Durdum. Ah benim saf kardeşim. Oğlum Hande oynadığımız oyunu gördü. Elini yükseltti. Haklısın. Kendini oyuncak etme Hande'nin elinde. Bırak bu işi. Yani Hande'nin benden hoşlanmayacağından eminiz. Kardeşim Hande'den bahsediyoruz. Şimdi hafızanı tazele. Yakın geçmişi hatırla. Kendine bir kez daha sor. Hande benden hoşlanıyor mu? Haklısın. Kaçtım ben. Biraz geciktim, kusura bakma. Problem değil, hoş geldin. Hoş bulduk. Harika gözüküyorsun. Teşekkür ederim, sen de öyle. Çok acayip bir akşam benim için. Nasıl buldun mekanı, beğendin mi? Burayı hatırlıyorum sanki. Daha önce gelmiştik değil mi buraya? Aslında benim için çok özel bir yer. Gerçi eskiden ikimiz için de öyleydi. Tabii duvarlar boyanmış, masaların da yerleri değişmiş ama menü aynı. Nejat, hatırlamıyorsun değil mi? 10 sene önce ilk defa ben getirmiştim seni buraya. Sevgili olduktan sonra ilk akşam yemeğimizi burada yemiştik. Hatırlıyorum. Ama çok değişmiş burası. Biliyor musun ben o gece nerede dayını hatırlıyorum. Ne sipariş etmiştik, sen ne giyiyordun, hatta ne konuşmuştuk. Ne konuşmuştuk? Birlikte hayaller kurmuştuk. Bütün dünyayı dolaşmak gibi bir planımız vardı. Evet biliyorum çocukçaydı ama tatlıydı. Unutmamışsın. Değer verdiğim şeyleri hatırlarım. Keşke o günlere geri dönebilsek. Bakar mısın? Pervin. Niye döndün sen? Suna'yla kalmayacak mıydın? Hayırdır Şevket? Bir yere mi gidiyorsun? İşte demiştim ya sana. Birkaç günlüğüne Bursa'daki yeğenimin yanına gidiyorum diye. Ben bugün senin Suna'yı görmeye geleceğini sanıyordum. Gelemedim. Şevket. Efendim Pervin, ne istiyorsun? Sen bana yalan söyledin öyle değil mi? Sen gidiyorsun. Birkaç günlüğüne değilim. İşte bir şey sormazsan yalan söylemek zorunda kalmam ben de. Sen bu gece benim gelmeyeceğimi düşündün değil mi? Bana hiçbir şey söylemeden gidecektin. Ne değişecekti Pervin? Hı? Seni beni durdurma zahmetinden kurtaracaktım. Şimdi de gitme diyeceksin bana. Diyeceğim evet. Ben bugün eve geldim Pervin. Geldim. Suna'yla neler konuştuğunuzu duydum. Kimin onların yanında olması gerekiyor, kim fazlalık, artık bunu tekrar duymaktan yoruldum ben. Tamam mı? Çocukların sana ihtiyacı var. Geçen sefer de söylemiştim ama hatırlamıyorsun. Yani ben varken Araf'ta gibisiniz. Ne köprüyü geçebiliyorsunuz, ne geri dönebiliyorsunuz. Ha, Sen de köprüden atlamayı seçtin, öyle mi? Ben yine sık sık gider gelirim, görürüm seni. Aşk olsun Şevket. Biz hani bu enkazı beraber kaldıracaktık. Hani hep yan yana duracaktık. Duramıyorum işte, olmuyor. Olmuyor, yapamıyorum. Sığıntı gibi yaşamak zor geliyor, olmuyor. Anla beni Pervin. Ben seni cesur bilirdim Şevket. Ama yanlış tanımışım. Korkuyorsun sen. Güle güle git. Yolun açık olsun. Pervin. Uyuyamıyorum da ya. Düşünme. Düşünme. Her şey çok güzel. Hiç düşünme. Uyu hadi. Hadi kitap okuyalım. Düşünmeyelim. Tamam. Acaba beni arada ben mi görmedim ya? Öyle oldu herhalde. Aramamış. Keyfiniz yerinde demek Nejat Bey. Vay be. Güzel. Mesaj atayım. Mesaj atabilirim. Mesaj atmalıyım. Atayım, ne olacak şimdi, bir tane mesajdan. Ne haber? Bu da çok ciddiyetsiz oldu ya. Nasılsın? Cevap vermek istemediğin biri galiba. Yok ya Serkan, işle ilgili bir şey sormuş da sonra dönerim ben ona. Mekan dedik, mesaj geldi falan, konu dağıldı. Ne konuşuyorduk biz? Davadan bahsediyorduk. Ha evet, velayet davası. Aylin, ne yapacağız biz bu işi? Bir karar vermemiz lazım. Karar? Yani dava yaklaşıyor. Avukatla da konuştum. Şu an için her şey normal aslında. Gayet iyi gidiyor. Kayra bende kalıyor. Buna izin veriyorsun filan. Ama dava günü ne olacak? Bunları konuşmak için mi geldik buraya? Ben seninle baş başayken kafama takılanları soramaz mıyım? Haklısın, tamam, sor bakalım. Yani şunu diyorum. Dava günü ikimiz de velayetini istersek, dava süresince birbirimizin kötü ebeveynler olduğunu ispat etmeye çalışacağız. Yani savaşmak zorunda kalacağız. Ama ben seninle savaşmak istemiyorum. Savaşmak zorunda değilsin ki. Bence de değiliz. O yüzden bence bir karara varmamız lazım. Ya bir adını koymamız lazım. Şimdiki gibi olacaksa, Kayra bende kalacaksa, hatta velayetini alacaksan ve sen istediğin zaman görmeye geleceksen bir sorun yok. Ama başka bir fikrin varsa bunu benimle paylaş lütfen. Bu gece konuşalım hepsini. Yine cevap vermek istemediğin biri galiba, bakmayacak mısın? Ya... Böyle olmuyor. Telefonu kapatayım mı ben? Benim için önemli değil. Suna mı? Suna. Bir şeyler soruyor işte yine. Konuşabilirsin istiyorsan Nejat. Önemli değil benim için. Ama benim için seninle konuşmak daha önemli. Gerçekten konuşabilirsin. İyi tamam, o zaman bir konuşayım. Derdin neymiş bir öğrenip geliyorum o zaman. İyi, ben de tatlı siparişi vereyim o zaman. Tamam. Bana şey söyle. Ne? Her zamankinden. Her zamankinden. Pardon. Alo? Suna, niye sürekli mesaj atıp duruyorsun? Aylin anladı senin attığını. Ay, özür dilerim Nejat ya. Tutamadım kendimi, kusura bakma. Neyse, tamam. Bu arada Aylin'e velayet konusunu açtım ama rahatsız oldu. Kaçamak cevaplar verdi. Bir de ilk tanıştığımızda gittiğimiz restoranta gitmişiz. Gerildim biraz. Sen de bunu kabul mü ettin Nejat? Suna, nereye gideceğimizi bilmiyordum. Konum gönderdi, ona göre gittim. Geldiğimde fark ettim. Ne yapsaydım, geri mi dönseydim? Eski anlarını yad ediyordu şimdi Aylin Hanım. Tamam, etsin işte. Güzel değil mi? Kadın seni elde etmeye çalışıyor Nejat. Suna, sen resmen beni kıskanıyorsun ya. Hayır, kıskanmak değil de yani hak verirsen ameliyatlı bacağımla evde tek başıma yatıyorum. Ve sevgilim onu aratmaya çalışan eski karısıyla romantik bir yemek yiyor. Anladın? İnsan biraz huysuzlanıyor yani. Bizde yanlış olmaz, merak etme. Ha, yalnız tarih böyle kendine güven ama sonra hata yapıp terk edilen adamlarla dolu, haberin olsun. Sunacığım, şu an kıskançlık krizinin zamanı mı? İçeride Aylin bekliyor, şüphelenmesin. Ben masaya döneyim artık. Tamam, o zaman telefonu kapatma. Anlamadım, şimdi ben telefonda konuşmaya devam mı edeceğim seninle masada? Hayır. Ama telefonu kapatma, masaya koy, ben de dinleyeyim. Sunacığım, böyle bir şey yapmasak çok riskli. Bak, şu an kıskançlığın zamanı değil gerçekten. Yo, kıskançlıkla hiç alakası yok. Neyle alakası var peki? Belki senin yakalayamadığın bir açığını yakalarım Aylin'in, ha? Aç, bırak telefonu işte, ne var? Hı hı, tabii, o yüzden istiyorsundur eminim. Tamam, o zaman yapalım. Benim kıskanç ve ameliyatlı sevgilim. Hadi. Tekrar kusura bakma. Önemli değil. Ne istiyormuş Suna? Senin saçını başını yolmak istiyor Suna. Biz ayrıldıktan sonra kendine gelemedi. Dağıldı biraz. Arada böyle arayıp yokluyor. Yokluyorum öyle mi? Bak ya. Ama benim için tamamen bitti. Hele Kayra'ya yaptığından sonra. Hiç tanıyamamışım onu. Yani... Biliyorum siz eskiden nişanlıydınız ama... Söyleyeceğim... Açıkçası ben Suna'yı ilk gördüğümde pek içim ısınmamıştı. Yani tabii sizin ilişkinizi bilemiyorum ama bana biraz sinsi biri gibi geldi. Hani Kayra ile sen ikinci plandaymışsın da... ...onun esas ilgilendiği şey senin ona sunduğun hayatmış gibiydi daha çok. Çok yanlış konuştun kızım sen. Şimdi Nejat sana ağzının payını verir, görürsün gününü. Ne diyeyim, galiba haklısın. Doğru söze ne denir yani? Bu ne ya? Bunlar bir olmuş, beni gömüyorlar. Böyle şey mi olur ya? Ben sana bunun hesabını soracağım Nejat. Peki acaba Suna burada benimle birlikte olduğunu bilse ne yapardı? Sinirlenir miydi sence? Benim ayağım sakat olmasa ben oraya gelir, orayı senin başına yıkardım. Aslında beraber olduğunuzu söyledim şu an. Nasıl yani, gerçekten mi? Hı-hı. Ne tepki verdi peki? Yani bir üzüldü tabii. Sinirlendi falan. Ses sonunda biraz kıskançtı. Ama yine beni kıskandığından falan değil. Şimdi ayrılıktan sonra benim dağılacağımı zannetti, tamam mı? Ama ben gayet iyiyim ya, onu kıskanıyor. Bilmiyorum ya, düşünüyorum ben nesini sevdim bu kadının diye de. Aklıma bir tek şey geliyor. Kayra'ya annelik yaptı ya, sevdiğimi zannettim galiba. Öyle bir tekrar aile olma fikri falan bana bir güzel geldi. Aklımla oynadı yani. Nejat, numara falan demeyeceğim. Şu sakat ayağımla bastıracaksın bana oraya. Neyse ki artık kızımızın annesi yanında. Hem annesi hem babası yanında. Kayra için olabilecek en iyi senaryo. Ya biz çok güzel bir ekip olmadık mı böyle üçümüz? Hı? Aynı şekilde düşünüyorum. Ya işte öyle ama Bu dava meselesi beni biraz düşündürüyor. Çözmemiz lazım bunu Aylin. Ama sen çözümü zaten kendi ağzınla söyledin Nejat. Doğru söylüyorsun. Bence de biz şahane bir ekip olduk. Sen, ben, Kayra. Yani sen anlatırken fark ettim ki aslında ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Belki de Kayra için en doğrusu bizim bir arada olmamızdır. Ve yılan konuya giriyor. Bizim savaşmamız değil. Sevişmemiz dersen? Barışmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım eskisi gibi. Düşünsene Nejat ne kadar çok sevinir Kayra. Annesiyle babası yanında birlikte. Bilmiyorum belki de denememiz gereken şey budur ha. Ben biraz hızlı mı davrandım? Hayır canım seninle alakası yok. Bir tuvalete gitmem lazım. Orada mısın? Suna duydun mu konuştuklarımızı? Duydum Nejat. Her şeyi duydum. Sen anladın mı şimdi kadının niyetini? Ha? Ay bir de iyi bir ekip olduk diyorsun ya. Ben inanamıyorum ya. Bravo. Çok güzel bir gıybet ekibi oldunuz. Beni gömüyorsunuz sabahtan beri. Bravo. Sen sinirlendin mi biraz? Yo. Biraz değil. Biraz ne ya? Çok sinirliyim o kadına. Çok sinirliyim Nejat. Sana da aşk olsun yani. Ben senin sinirlenmeni bile seviyorum ama. Ya bırak, beni yumuşatmaya çalışma. Allah Allah. Ben burada bu haldeyim, sen orada onunla konuşuyorsun. Burcu bir de beni gömüyorsun ya, beni gömmek zorunda mısın? Ben bu gömme kısmını anlamadım. Niye ben gömülüyorum? Allah Allah. Savun. Serveti için berabermişmiş. Böyle şey olur mu ya? Alo. Hande selam. Yanlış hatırlamıyorsam en son hatanı telafi etmek için bir fırsat istemiştin değil mi? Evet tabii ki. Şimdi tam zamanı. Ne yapmam gerekiyor? Hani basından tanıdığım arkadaşlar var demiştin. Basındaki arkadaşlara harika bir haber vermek istiyorum öyleyse. Dinliyorum seni. Hiç uykum yok. Ama annen erkenden gelecek sabah alıp gidecek seni. Uyuman lazım. Bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Hani babamla Suna küs ya. He? Sen de Saniye teyzemle bir daha görüşmeyecek misin? Yani aslında ben Saniye teyzeni görmek istiyorum da o bana biraz kızgın. Keşke siz de babamla Suna gibi olmasaydınız. Bak işte kaza yaptı. Babam Suna ile küs olduğu için babam da Suna'nın yanına gidemiyor. Aslında Suna gayet iyiymiş bu sıralar. Çok da canı acımıyormuş, evde dinleniyormuş. Sahi mi? Canı acımıyor mu? Evet, öyle dediler. Yani insan düşünce dizi çok acı. Bir keresinde ben de düşmüştüm, dizim çok acımıştı. Ama işte doktorlar onun için ona her şeyi yapıyorlar. Belki sen de ona moral olsun diye bir şeyler yapabilirsin. Ne mesela? Mesela ona resim yapıp gönderebilirsin. Yok ya, o benim resimlerimi istemez. Artık beni eskisi kadar sevmiyor. Ben pek öyle olduğunu sanmıyorum. Bence Suna hala seni çok seviyor. O zaman neden bana öyle davrandı? Benden duyduğunu söyleme ama bence onun arkasında başka sebepler var. O sebepler her neyse bir gün çözülecek. Ve Suna annen geri dönecek. Böyle mi düşünüyorsun Hayri? Evet, aynen böyle düşünüyorum. Ama bu aramızda sır olarak kalsın, tamam mı? Tamam. Şimdi resim yapabilir miyim? Ama uyku? Ya resim bitirdikten sonra söz yatacağım. İyi tamam öyle olsun bacaksız. Ama hemen yatmazsan senin için çok kötü olur. Hiç korkmadım Hayri. Bence korksan iyi olur. Hadi bakalım. Güzeldi değil mi her şey? Allah'ın mekan kalitesinden hiçbir şey kaybetmemişim. Bence de. İyi ki geldik. Bu arada Kayra'ya söz verdim. Yarın kek yapacağız birlikte benim evde. İşin yoksa gel sen de. Çok güzel olurdu ama işim var maalesef. Ben artık şirkete uğramıyorsun zannediyordum. İşim şirkette değil zaten. Önemli bir şey mi? Önemli tabii canım. Olmasa gelirdim zaten. Peki. Anladım, anlatmak istemiyorsun. Öyle de değil de. Tamam, benim için problem yok. Ben yine de teklifimi yineliyorum. Eğer işin erken biterse bekliyoruz. Tamam. Kayra uyumuş mudur acaba? Uyumuştur herhalde. Acaba biraz daha mı otursak? Ne bileyim, kahve falan içeriz belki bir yerde. Hatta bana bile gidebiliriz. Ben yaparım kahveleri istersen. Yani aslında eve gitsem daha iyi olur. Çünkü bizimki bazen Hayri'yi kandırıyor. Uyudum deyip uyumuyor, beni bekliyor. Peki tamam, haklısın. Kalkıyoruz o zaman. Kalkalım madem. Buyurun. Arabana kadar eşlik edeyim sana. Olur. Gel hadi. Ay Nejat bir saniye ya. Ben gelirken ayağımı burktum. Acayip acımaya başladı. Senin için mahsuru yoksa arabaya kadar senden destek alarak gitsem olur mu? Tabii ki. Teşekkürler. Güzel bir geceydi benim için. Çok teşekkür ederim sana buraya geldiğin için. Benim için de öyleydi. Bu arada ben biraz aceleci davranmış olabilirim ama söylediklerimde ciddiydim. Sen, ben, Kayra muhteşem bir aile olabiliriz. Lütfen düşün bu söylediklerimi. Hatta düşünürken bu da yanına kalsın. Tek işkolik ben değilim galiba. Hı? Sen benden gerçekten hoşlanıyor musun? Üf, pat diye konuya girdin. Cevabı biliyorsun. Evet mi, hayır mı? Ne oluyor şimdi böyle sorguya çekiliyormuşum gibi? Cevabı hayır olarak düşünüyorum. Tabii ki öyle bir şey söylemedim. Söyledin. Hatta şunu ilave etmeme izin ver. Serkan, sen çok salaksın. Daha önce söylediğin gibi çok iyi bir ikinci adamsın sen ve ben ikinci adamları sadece kullanırım. Serkan saçmalıyorsun, burada bitir istersen. Sana olan zaafımı öğrendiğin anda düğmeye bastın ve bunu o kadar hızlı yaptın ki. Serkan zayıf. Ve ben onu çok kolay bir şekilde alt edebilirim diye düşündün. Tabii ki vereceğin zararları her zaman olduğu gibi umursamadın. Ben senin için çok kolay bir avdım. Beni yanına alıp istediğin gibi parmağında oynatabileceğini düşündün. Kırıcı olmaya başlıyorsun. Bitirmedim. Bu senin planındı. Ama bilmediğin bir şey var. Biz de seninle oyun oynadık. Yanında olduğum her an, kurduğum her cümle yalandı. Nejat'ı satacağımı mı sandın? Yaptığın onca şeyden sonra senin yanında saf mı tutacağımı sandın? Tek amaç seni güvende hissettirip ağzından laf almaktı. Öyle mi? Oyun bitti. Artık karşılıklı olarak bitirelim bence. Ben kartlarımı seninle yüzleşmek pahasına açtım. Ama blöfünü yemedim, onu bil. Şimdi ben bitiriyorum. Hiçbir şey söyleme. Ağlama da sil şu timsah gözyaşlarını lütfen. Yeter artık Serkan, çık dışarı. Hande, sen kaybettin. Ya çık dışarı! Merak etme fıstıkım. Çok yakında Suna annene kavuşacaksın. Şimdi ne göstereceksin bana acaba? Hı? Öpüşmenizi mi? Ne var? Sen dudağına ne sürdün? Hiçbir şey sürmedim. Ne var? Hiç. Eve yalnız geldiğimi görmeni istedim. Ay çok teşekkür ederim ya. Lütfettin. Aylin'le yatak odasına canlı yayın yapsaydınız. Benim kıskanç, benim huysuz sevgilim. Haklı çıktım ama değil mi? Yani evet. Bu kadar ileri gideceğini ben de tahmin etmemiştim. Sen daha bekleme. Bu gece ne öğrenmiş oldun peki? Ha? Neye yaradı bu kadar tiyatro? Yani aslında şunu net olarak öğrendim ki bu iş öyle güzellikle falan bitmeyecek, çirkinleşilecek. Aylin'in derdi sadece Kayra değil. Ne yapacağız peki? Yani işte daha önce söylediğim gibi Aylin'e karşı kullanabileceğimiz bir koza ihtiyacımız var. Mahkemede velayeti alabileceğimiz bir bilgi lazım. Nereden bulacaksın bu bilgiyi Nejat? Dertleşirken bir anda ağzından kaçırmayacak herhalde. Yavaş yavaş. Sadece bizim sabırlı olmamız lazım. Aylin çok sert ve hızlı kararlar veren bir karakter. Sen bana güven. Ben bir şey bulacağım bir şekilde. İtiraf edeyim. Dayanırım sanmıştım ama seni o kadının yanında görmeye dayanamıyorum ben ya. Olmuyor yani. Ben de bütün gece o yemekteydim. Hepsini duydum. Kafayı yedim burada Nejat. Ben sana karamsar olmayı yasaklıyorum Suna. Sadece bana güven. Peki. O zaman sana bir şey göstereyim de keyfin biraz yerine gelsin. Resim mi o? Evet. Kayra bu gece çizmiş. Bak şu taraftaki sen, buradaki de Kayra. Ya benim çizmiş. Hmm. Bak ne yazıyor görüyor musun orada? Hemen iyileş olur mu Suna? Anne yazıp silmiş mi? Evet. Hay ben ne yaptım kızıma ya? Anne yazıp silmiş Nejat, ben ne yaptım ona? Nasıl söyledim o sözleri, nasıl kırdım kalbini? Of. Suna, niye üzülüyorsun ki? Anlamıyor musun? Kayra seni affetmeye hazır. Ama anne silmiş işte. Tamam ama önce de yazmış. Şimdi bizim görevimiz o anneyi yazıp bir daha karalatmamak. Merak etme, o günler çok yakın. Emin misin? Gerçekten mi? Gerçekten. Bu arada yarın ne yapıyorsun? Bisiklete bineceğim Nejat. Ne yapabilirim? Yani müsait misin? Müsaitim. Tamam o zaman. Ben sana şimdiden söyleyeyim, yarın bir sürprizim olabilir. Sonra huysuzluk yapma. Ne sürprizi? Tabii ki söylemeyeceğim. Sürpriz olduğu için zaten sürpriz değil mi? Sonra öğrenirsin. Sürpriz falan istemiyorum. Seni istiyorum. Tamam, hadi uyu artık sevgilim. Nasıl uyuyayım? Gel de uyu şimdi. Tek başımayım. Hı? İstersen geleyim yanına. Hadi gel. Tamam o zaman. Sen şimdi yat yatağa. Telefonunu yanına koy. Sanki yanındaymışım, sana sarılıyormuşum gibi düşün, tamam mı? Hisset. Ya. Tamam hadi. Sarıl bakalım. Ay. Dur bekle. Ay. Sarılıyorum. Hadi bir şeyler anlat da uyuyayım o zaman. Ne anlatayım sana? Ne bileyim, masal anlat işte, Kayra'ya anlattığın gibi. İyi de ben o masalları uyduruyorum. Bana da uydur Nejat. İyi tamam, sen istedin o zaman. Kayra'ya uydurduğum masallardan bir tanesini şimdi sana anlatıyorum. Çok eski zamanlarda Suna diye bir kız varmış. Bu kız çok güzel bir kızmış. Annesinden, babasından, herkesten sakladığı gizli bir görev varmış. Bir ajanmış yani. Hayvanları koruma bürosunda çalışıyormuş Suna. Hayvanları koruma bürosu mu? Evet. İşte hayvanları kurtarıyor yani. Ama biraz sakar. Sakar öyle mi? Evet. İşte sürekli orasını burasını sakatlıyor. Değnekle geziyor yani. Yalnız gülersen öyle anlatamam. Konsantre olmam lazım. Tamam dinliyorum. Hoşuma gitti. Neyse. Biz günlerden bir gün yine Suna kendini sakatlamış. O gecenin sabahında yatağında uyurken zır bir telefon sesi. Hemen ona kalkmış. Alo. Haber çıkmış. Teşekkür etmek için aradım sana. Tam istediğim gibi. Gördüm. Fotoğraflar falan da şahane olmuş. Vallahi keyfim yerine geldi Hande. Neden yapıyorsun bunu? Anlamadım, nasıl neden yapıyorum? Ne geçecek eline yani, amacın ne? Ailemi geri kazanacağım Hande. Suna'yı Nejat'tan uzaklaştırınca ne olacağını düşünüyorsun? Nejat'ı elde edebilecek misin yani? Bak seni temin ederim, böyle bir şey olmayacak. Ne oluyor Hande? Neyin var senin? Niye bana böyle ters ters konuşuyorsun? Ay sanki çok kötü bir şey yapıyormuşum gibi imalardasın. Kendi yaptıklarını unuttun, beni mi yargılamaya başladın? Hiç öyle bir niyetim yok Aylin. Nasıl istiyorsan öyle yap. Burcu. Serkan burada mı? Hayır. Gelince haber verir misin? Ah be Şevket. İyi günler. Deniz otobüs iskelesine gideceğiz. Uyanmışız. Günaydın. Günaydın. Erken kalkmakta kalmayıp bir de hazırlanmışsın. Bu kadar acele etmene gerek var mıydı? Annem beni birazdan almaya gelecek. Tamam. Ama yine de bu kadar acele etmene gerek yoktu. Aslında bugün hiç gitmek istemiyordum. Bir an önce bir gideyim de bir an önce bitsin bugün. Aslında ben de gitmeni hiç istemiyorum, biliyor musun balım? Keşke bütün gün beraber olsak. Niye öyle dedin babacığım? Ne var ki bugün? Hiç, öylesine söyledim. Ama bugünden sonra her şey çok daha güzel olacak. Ne demek istediğini anlamadım. Öylesine söylüyorum işte, boş ver ya. Ya babacığım, ben buralarda şuraya resmi koymuştum, gördün mü? Bir öpücük verirsen söyleyebilirim. Oh! Bu olabilir mi? Ya gördün mü babacığım? Gördüm tabii. Hatta Suna'ya da gösterdim onu çizdiğin için. Suna da mı gördü? Ama çok güzel çizmişsin. Paylaşmak istedim. Ne var? Ya keşke göstermeseydim babacığım. Siz hala konuşuyor musunuz? Hı. Konuşuyoruz. Hatta birazdan arayıp sana teşekkür etmek istiyor. Şimdi teşekkür etmesi istemiyorum. Emin misin? Sanki dün onu ziyaret etmek ister gibiydin. Ya hayır ama o iyi mi? İyi. İstersen kendin sor. Hem resim için sana teşekkür etmek istiyor, dediğim gibi. Bilmem ki. Arıyorum o zaman. Tam dur saçımı düzelteyim. Düzelt bakalım. Süslü prensesim benim. Nejat. Günaydın Suna. Günaydın. Bak burada seni merak eden biri var. Kayra. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim balarım. İyi oldun mu? Olacağım. Babam benimle konuşmak istediğini söyledi. Hı. Çok istiyorum. Hadi siz kız kıza konuşun o zaman. Al bakalım. Yataktan kalkabiliyor musun? Yavaş yavaş kalkıyorum artık. Doktorlar kalkma dediyse kalkma. Tamam. Bir resim çizmişsin, baban gösterdi. Aslında ben gizli gizli çizmiştim. Babam bana sormadan göstermiş. Beni de çizmişsin, ben sana teşekkür etmek istedim. Teşekkür etmene gerek yok. Boyuyorum seni, çiziyorum yani. Alışmışım seni çizmeye, kolay geliyor. Kayra'm, O resim bana kendimi çok iyi hissettirdi. Uzun zamandır hiçbir şey bu kadar iyi hissettirmemişti. Sana anne dememi istemediğin için anne yazıp sildim. Balarım, ben çok büyük bir hata yaptım. İzin verirsen sana balarım diyebilir miyim? Sen bilirsin. Ama beni çok üzdün. Hala da üzgünüm. Sana nasıl anlatayım bilmiyorum ki. Hani şu ikimizin de çok üzüldüğü masal vardı ya. Kraliçe kızlarını uzaklara yollamak zorunda kalıyordu. Evet, ama prensese bir şey olmasın diye. Hı. Prenses üzülmesin diye. Ama sonra kraliçe çok üzülüyordu, ağlıyordu. Bir daha da hiç kimseyle konuşmuyordu. Sen de o musun? Tam olarak benim bir tanem. Ben siz üzülmeyin diye böyle bir farklı davranmak zorunda kaldım. Babanla ayrılmazsınız sandım. Baba, çok özür dilerim, çok yanlış yaptım. Sen de kraliçe gibi çok mu üzgünsün? Daha da çok. Konuşuyorum anlamsız. Yemek yiyorum, hiç tadı yok. Rüyalarımda da hep seni görüyorum balarım. Yani bazen ben de seni görüyorum rüyamda. Sık sık. Çok mu ağlıyorsun? Ağlamak bir işe yaramıyor ama ağlıyorum işte. Aklıma ne zaman gelsen gözlerim doluyor. Burnum sızlıyor. Sen bana bir kere daha Suna anne desen ben ömür boyu ağlamaya razıyım balarım. Ne olur affet beni bir tanem, ne olur. Ya tamam, ağlama. Ben seni şu an görmüyorum ama duyabiliyorum. Tamam. Ağlamayacağım, bak ağlamıyorum. Benimle konuştuğun için çok teşekkür ederim sana. Umarım tekrar konuşuruz. Benim giymem lazım. Tamam mı? Kapatıyorum. Tamam balarım, görüşürüz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Günaydın. Günaydın. İyi misin sen? Ya biraz keyfim kaçık aslında. Sana da göstermem lazım. Ne oldu? Bak. Fotoğrafımızı çekmişler dün. İnanmıyorum. Bu nasıl olur ya? Hangi ara çekmişler? Neden olmasın? Arayınca geliyorlar Nejat Bey. Ha yani sen resmen benim bu işte parmağım olduğunu ima ediyorsun, öyle mi Hayri? Bilemem. Ne demek bilemem? Benim basından nereden tanıdığım olabilir? Daha buraya geleli kaç gün oldu ya? Bağlantı işi bunlar. Tanıdığım biri basını tanıyor olabilir mesela. Kaç tane çekmiş fırsatçılar ya. Herkes görecek şimdi. Nejat, eğer büyük bir problem yaratıyorsa arar yalanlarız. Dur bakayım, ben bir konuşayım, ne yapabiliyoruz. Peki. Anne ne oldu, neye bakıyorsunuz? Yok, önemli bir şey değil tatlım. Günaydın. Babayla annenin fotoğraflarını çekmişler de onlara bakıyorduk. Aa, bakayım. Beni mi özledin sen? Suna, saçma bir olay oldu. Ne oldu Nejat? Kayra'ya bir şey mi oldu? Yok, Allah korusun, öyle bir şey değil. Dün Aylin'leyken bir paparazzi fotoğraflarımızı çekmiş. Şu an bütün fotoğraflar internette dolaşıyor. Nasıl fotoğraf? Yemek yerken falan mı? Ya yemek yerken değil, mekan çıkışı. Sen şimdi hiç bakıp sinirlerini bozma, tamam mı? Nejat, sen şu an benim o fotoğraf neyse onu görmemi garantiliyorsun, biliyorsun değil mi? Tamam, istiyorsan bak. Ama saçma sapan bir şey olduğunu bil yani, tamam mı? Gerçi biliyorsunuz zaten. Merakımı katlıyorsun şu an. Kapatmam lazım Suna. Nejat. Ne oluyor ya? Balım. Kendisi bakmak istedi Nejat. Siz yeniden mi evleneceksiniz? Fıstıkım. Hani Suna ile evlenmeye karar vermiştin? Şimdi annemle mi evleneceksin? Balım, yok öyle bir şey, yalan haber. Ama fotoğraflarda... Fotoğrafları boş ver sen. Benim dediğimi duydun değil mi? Tamam o zaman. Hadi sen hazırlandın değil mi? Çantanda aldın mı her şeyi? İlaçların falan içinde mi? Tamam o zaman. Hadi git annenin arabasını orada bekle. Öpücük. Hadi bakalım. Fırla. Aylin keşke göstermeseydin fotoğrafları. Söyledim Nejat, kendisi aldı elimden, bakmak istedi. Ayrıca abartıyorsun, o kadar da bir şey yok. Yani öyle de işte kafası karışır diye söylüyorum. Niye kafası karışsın Nejat? Bence aksine gayet mutlu oldu. Ya her çocuk annesiyle babasını birlikte görmek ister. Ayrıca ben dün söylediklerimde gayet ciddiydim. Sende de bir karşılığı olduğunu düşünmüştüm. Sonra konuşalım mı bu konuları? Peki. Görüşürüz öyleyse. Tamam, görüşürüz. Allah kahretsin ya. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Niye öyle bakıyorsun? Özellikle yapıldığı belli değil mi sence de? Bilmiyorum. Yalnız Suna bunu görünce çok üzülür. Ha yok, konuştum az önce ya, haber verdim ona. Bir dakika. Hemen Suna'nın göreceği aklına geldi ve onu mu aradın yani? Niye? Biz Suna'yla beraberiz Hayri, tamam mı? Birlikteyim Suna'yla ben ya. Hatta bugün evlenmeyi düşünüyorum. Biliyordum. Biliyordum, yemin ederim biliyordum. Bir de evleniyorsunuz ha? Bir dakika nasıl oldu bu? Ya konuştuk, hallettik işte. Ailenin istediğini alacağını sanıyor. Siz de ağzınızdan laf kaçırmayın diye, yani oynamak zorunda kalmayın diye anlatmadım kimseye. İyi. Bir dakika. Şimdi bu fotoğrafı herkes görecek. Rafet, babası. Adamdan kız istemişliğim var. Evet ya, her şey sarpa sardı. Neyse ben gidip konuşayım herkese, anlatayım doğruyu, ne yapayım? Tamam, ben ne yapayım peki? Ne bileyim işte, yap bir şey, ararım ben seni hadi. Biliyordum. Biliyordum. Alo. Efendim, iyi günler. Otelde misiniz şu an? Yok Nejat, otelde değilim ben. Benim sizinle ve Pervin Hanım'la çok önemli bir konu konuşmam lazım. Maalesef şu anda imkansız. Lütfen, hayat memat meselesi. Alo. Peki, madem öyle diyorsun. Tamam, sağ olun. Görüşmek üzere. Hadi ya. Oğlum, ne zaman ihtiyacım olsa da çalışmıyor bu ya. Hadi. Peki o fotoğraf, hadi ya. Üf. Lan Türk usulü yapacağız. Heh. Ne? Bu ne ya? Sinirim bozulmasın diye öyle mi? Bozulmasın diye sinirim. Ha, seni geberteceğim Nejat, geberteceğim seni. Buz! Gidemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Evet, kekimiz hazır. Hadi gel alalım. Nasıl gözüküyor sence? Bence çok güzel gözüküyor. Oh, mis gibi de kokmuş. Ben bir kapıya bakayım, sen sakın dokunma, tamam mı? Çok sıcak. Tamam. Ne işin var senin burada? Çok merak ettim seni. Nasıl buldun burayı? Sen benim kızımsın. Nerede yaşadığını bilmem mi sanıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Aklınca beni kontrol mü ediyorsun ha? Aylin, senin için endişeleniyorum kızım. Söyledim sana. Sakın, sakın bir daha bana böyle şeyler söyleme anne. Anne, bu teyze kim? Bizim yan komşumuz tatlım. Gidiyordu şimdi. Nasılsın Kayra? İyiyim, teşekkür ederim. Misafirliğe mi geldiniz? Yok tatlım, bir şey soruyor sadece. Biz sıcak kek yapmıştık yani. Bizimle bir dilim yemez misiniz? Yerim tabii. Seni mi kıracağım güzellik? Gece söylediklerini düşündüm. Evet, söylediğin şeyleri yaptım. Sen de bilgi almak için bana yanaşmakta haklıydın. Doğru iz üzerindeydin aynı zamanda. Çünkü bende önemli bir bilgi var. Ama Nejat'a söyleyemem tabii. Beni dinleyeceğini hiç zannetmiyorum. Sen de madem bilgi almak istedin, elin boş dönme. Kayra gözlüğü satın alan gizli ortağı buldum. Başta neden buraya dönmek istedim biliyor musun? Sizi kıskanmıştım çünkü. Bir şekilde şirkete geri dönmek istiyordum. Böyle hissettiğimi Aylin'e söyledim. Aylin? Evet. O da birini aradı ve o kişi sizi satın aldı. Demek Aylin diyorsun. Aynen. Ve sen bunu biliyor muydun? Sadece Aylin'in birini aradığını biliyordum ama o kişinin kim olduğunu öğrenmek için kendim araştırmak zorunda kaldım. Kimmiş? Rezan Kaya. Aylin'in annesi. Tabii Aylin bu bilginin öğrenilmesini istemiyordu. Çünkü sakladığı başka şeyler de var. Neler? Mesela Aylin bana annesiyle yıllardır hiç görüşmediğini söylemişti ama bu bir yalan. Ayrıca kadınla görüştüğüm zaman anladım ki Nejat'la Aylin'in boşandığından haberi bile yok. Velayetten falan hiçbir şeyden haberi yok. Bu Rezan Kaya'nın numarası. Nejat o kadınla mutlaka görüşmeli. Aylin her ne saklıyorsa cevabı onda. Hande, ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey demene gerek yok. Eski günlerin hatırına verdim numarayı size. Yani ne olursa olsun ben sizi hep sevdim. Ellerinize sağlık. Beğendin mi? Çok. Memnun musun annenle yaşamaktan? Evet. Annen iyi bakıyor o zaman sana. Yani bence de. Sana hiç kızıyor mu? Nasıl bir soru bu? Çekinmene gerek yok. Söyleyebilirsin. Birkaç kere. hoşuna gitmeyen bir davranış oldu mu? Ya da seni korkutan bir şey yaptı mı? Müsaadenle, kekim bittiyse benim de kızımla programım var. Seni öpebilir miyim? Aylin, kızım. Seni eve davet ettiğime pişman ettim. Beni git artık. Beni Kayra davet etti. Aylin, beni dinle. Senin bu çocuğa bakman doğru değil. Hadi ya. Bana neyin doğru olduğunu öğretecek insan sen misin? Annelik hakkında ne bilirsin ki sen? Haklısın. Ama ben de haklıyım kızım. Bir daha sakın ben seni bu eve davet etmeden bu eve adımını atma. Anladın mı beni? Aylin, beni dinle. Arama. Boş ver Nejat. Zaten saçma sapan bir şey dedi. Öyledir. Aylin'i var ya. Isır kız telefonu. Aferin sana. Suna, gördün mü? Ay gördüm tabii. Niye bu kadar sinirliyim sence? Ya benim gül gibi kız kardeşime yapılır mı bu be? Aynen. Daha kız ayrıldı. Ne kadar zaman oldu? Allah bir ay oldu olmadı. Daha toprak kurumadı ilişkinin. Ahlaksız, terbiyesiz. Bir de ulu orta öpmüş kızı. Ha bir de milletin gözünün içine sokuyorlar ya. Niye böyle diyorsunuz ya? Benim daha da mı sinirlenmem gerekiyor? Vur, kır, parçala istiyoruz Suna. Kendine gel kızım. Bu ne rahatlık, genişlik. Hayırdır? Eski nişanın o senin. Ha yüzüğü atar atmaz kendine eski karısının kucağına atmış adam. Hayır ya, ben terk ettim bir kere Necat'ı, biliyorsunuz değil mi? Ben terk ettim. Şu anda bekar bir adam. Ne yaparsa yapar. Bana ne? Ayrıca size ne ya? Tamam be kardeşim. Doğru söylüyorsun. Yani sen öyle dedikten sonra bize ne tabii? Tabii canım. Ben çok saygı duyuyorum. Yani tabii ki hepimiz farklıyız. Yani hepimizin tepkisi farklı olur yani. Ben de saygı duyuyorum canım. Yani ben net saygı duyuyorum. Ya mesela şunu söylüyorum ben sadece. Benim başıma gelse ben o sarı çıyanı parça pincik ederim. Ya ben çoktan saçın başını yolmuştum o yellazun. Ayrıca o Nejat denen herifin de kapuzuna dayanırım. Aynen. Dayanırım yani. Bütün mahalleyi ayağa kaldırırım. Hangi mahalleyi? İşte Nejat'ın mahallesi. Ay bırak ya, bırak. Biz kime laf anlatıyoruz Allah aşkına? Anlamayacak ki bu. Belli ki çok çağdaş karşılamış yani meseleyi. Ne çağdaşı, ne diyorsun ya? Aynen aşkım. Mezhebi genişmiş arkadaşımın. Ay yok artık Burcu. Vallahi yakıştıramadım ama olsun. Kankamsın, yapacak bir şey yok. Tamam yeter ya, yok öyle bir şey. Tamam. Biz Nejat'la gizli gizli ilişki yaşıyoruz. O yüzden de ben o gün onun arabasındaydım. Heh. Vay. Ya. Ya öyle işte. Aylin'le de görüşüyor. Kayra'nın velayetini almak için iyi davranıyor. Yoksa yok öyle bir şey. Biz aşk yaşıyoruz. Oldu mu? O zaman neden biz içeri girdiğimizde telefonu kemiriyordun? Hiç mi kudurmadın o öpüşlü kokuşlu fotoğrafları görünce? Kudurmadım. Ne var? Kızım fotoğraf bu. Öpüyor adam, öpüyor. Aylin öpmüştür. Ay ne tesadüf ki Aylin öptüğü sırada da magazin oradaymış. Ne kadar ya, inanılmaz bir şey bu. Ayrıca dışarıda bunu yapan kadın içeride neler yapıyordur hiç söylemiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Bence aferin adama ya. Ben helal olsun ya. Ben hayatımda bu kadar yere bakan, yürek yakan birisi görmedim. Ama hep çapkındı. Biliyorduk zaten başından beri. Tabii onun gözü göz müydü? Onun gözü göz müydü? Ben bu üzülmesin diye söyleyemiyordum. Ben var ya neler çektim. Yemin ediyorum iki insanı aynı anda idare etmek de üzerine yok yani. Ağzımdan aldın şu an. Biri kumral, diğeri sarışın. İşte buna diyor ki Aylin'le senin için görüşüyorum falan filan yersen. İşte o da zaten eski karısı, dünden hazır. Hayır ya. Öyle bir şey yok. Kafamı yaktınız ya. Yok öyle bir şey. Biz Nejat'la konuştuk bu fotoğraf meselesini. Aylin öpmüş. Peki şunu soracağım. Nasıl konuştunuz? Yani yüz yüze mi? Telefonda. Isırık aldığın telefonda. Hatta şu an Aylin'in o fotoğraf meselesini konuşmaya gitti. Ay saf senin bu kardeşin. Gerçekten saniş. Saf tabii, saf. Hep bu huyundan kaybediyor. Çok saf. Yani yavrucuğum neden o zaman telefonda aramış aramamış da gitmiş evine? Ne gerek vardı evine gitmesi Allah aşkına ya? Sen bir arayıp sorsana niye evine gitmiş? Açmıyor. Al buyur. Ah Suna, ah aşkım benim, Allah'ım sen ne kadar iyi niyetli bir insansın. Neler çeviriyorlar şu an arkandan kim bilir baş başa. Tamam o zaman ne yapalım, ne yapayım ben? Kalkın Nejat'a gidiyoruz yüzleşmeye. Aynen. Git bakalım neyi nasıl konuşuyorlarmış kendi gözlerinde gör. Olur mu ki? Olmaz mı ya? Senin en doğal hakkın. Burcu sen de kap şuradan en güzel makyaj malzemelerini. Makyaj yap buna. Ne alaka ya makyaj? Ya kızım olur mu öyle şey? Sen yüzleşmeye gitmiyor musun? Yüzleşmeye yani bu kadar paçoz, bu kadar çocuk gibi mi gideceksin Allah aşkına? Kadın ol kadın. Kadın. Kiminle uğraştıklarını görsünler. Acı gerçeklerle yüzleşeceksen de bakımlı yüzleş. Yapalım anasını satayım. Hadi. Ben taksi çağırmaya gidiyorum. Sen de ne varsa sür bana, hadi sür boya beni. Gel. Dur yardım edeyim dur. Elin ayağın birbirine dolanmış. Ya ne bileyim tut şunu haydi. Aha. Şimdi garip bir heyecan var anlamadım. Ha, ikinci kez evlenen biri için garip evet. Ama ben kendimi ilk defa evleniyor gibi hissediyorum. Yalnız iyi toparladık ha. Hakikaten ya bir an her şey berbat olacak sandım. Beni kırmayıp buraya geldiğiniz için size teşekkür ederim. Geldik ama hesap sormaya geldik Nejat Bey. Fotoğrafı gördüğünüzü biliyorum. O yüzden konuşmak istedim sizinle. Yani inşallah konuştuğunuz şeyler de bizi tatmin eder. Yoksa benim de iki çift lafım olacak eksen işte. Saniye kızım. Ne yapayım anne? Biz Suna'yla beraberiz. Ne? Al işte. Bunu sizden sakladığınız için öncelikle özür dilerim. Ama böyle olması gerekiyordu. Aylin, Kayra'yı Bodrum'a götürmekle tehdit etmiş Suna'yı. O yüzden ayrılmış benden Suna. Bunu öğrendikten sonra bir plan yaptım. Amacım Aylin'e yakın olup velayeti kazandırabilecek bir bilgi almaktı ondan. Ama sözde samimiyetimizi kullanabileceğini öngöremedim. Yani o fotoğraf benim kontrolüm dışında basına yansıdı. Ben Suna'ya bir sürpriz yapmak istiyorum. Ama bunun için yardımınıza ihtiyacım var. Yoksa düşündüğüm şey mi? Evet bugün sürpriz nikahımız var. Eğer Suna da kabul ederse tabii. Gerçekten çok sevindim. Çok sevindim. Açılın düğünümüz var dostlar. Ay ya sana haksızlık ettik be. Tamam tamam hazırlanırım. Ay çok heyecanlı. Anne ya çok güzel değil mi? Sanki takımlar. Aferin be. Hadi seni sevinmeyi bırakalım da hazırlanalım bence. Ay çok heyecanlı. Evet. Nejat Bey. Sağ ol Rafet. Çok güzel. Suna çok şaşıracak. Umarım kızmaz. Hiç sanmam. Nikah 3 saat var. Ben şimdi gidip Kayra'yı alayım Aylin'den. Bir şeye ihtiyacın var mı? Bilmem var mı? İyi değil miyim? Yo, jillet gibisin. Hadi çık. Oo, Bay Cazibe. Serkan Bey. Vay 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 damat bey. Kardeşim hoş geldin. Oğlum almaya mı geldin beni? Orada görüşmeyecek miydik? Onun için gelmedim. Ne oldu? Biraz konuşabilir miyiz? Konuşalım. Çıkınca seslenin bana Nejat Bey. Tamam abi. Sendeyim. Hande ile köprüleri attım. Oyun oynadığımızı öğrendi yani. Her şeyi söyledim yüzüne. İyi yapmışsın, eyvallah. Ama beklediğim gibi bir tepki vermedi. Hmm. Çirkinleşti mi yine? Daha çok işin doğrusunu yapmaya çalışıyormuş gibiydi. Samimiyetine inanıyor muyuz? İnanmak için çok ciddi bir sebebim var. Hadi bakalım, neymiş? Şirketin gizli ortağını söyledi. O da yeni öğrenmiş. Şirketin gizli ortağı. Kimmiş? Rezan Kaya. Aylin'in annesi. Evet. Nasıl ya? Hande, Aylin'in annesiyle ilgili yalan söylediğini anlattı. Yıllardır görüşmüyorduk demiş. Ben de öyle biliyordum, görüşmüyorlardı. Hepsi palavra. Bir insan niye böyle yalan söyler ki? Dur oğlum, o da bilmiyorum da. Esas annesiyle görüşüyor olmasına rağmen boşandığını ve Kayra'nın velayetini aldığını söylememiş. Benim bu kadınla acilen konuşmam lazım Serkan. Bence de. Bu da Hande'nin son kıyağı, kadının numarası. Oğlum önce bir evlenseydi sonra arardın ya. Efendim? Rezan Hanım merhaba. Nejat Yılmaz ben. Nejat? Evet benim. Eğer müsaitseniz yarın sizinle görüşmek istiyorum yüz yüze. Konu neydi Nejat Bey? Konu Aylin. Yarın müsait değilim ama yarım saat içinde buluşabiliriz. Tamam. Evet biliyorum orayı. Tamam o zaman yarım saat sonra oradayım. İyi günler. Rezan Kaya'yla görüşmeye gidiyorum. Hayri! Hayri benim acil bir işim çıktı. Sen şimdi git Aylin'den Kayra'yı al bir şekilde bir bahane uydur. Orada görüşürüz tamam mı? Hayırdır Nejat Bey? Göreceğiz bakalım. Hadi çıkalım. Biraz daha mı kabarsaydım acaba? Bir şey diyeceğim. Güzel oldun ha. Ha. Maşallah kuzuma benim. Ablam ağlıyor musun sen? Ay yok yok. Sinirden işte sinirden. Allah Allah. Ay öyle olur ya şimdi çok sinirlenince insan böyle gözü yaşarır ya hani. Öyle bir şey. Öyle öyle. Hmm. Ya biz ne yapıyoruz ya? İşte Nejat'la yüzleşeceksin. Ama yani ne gerek var ki bu kadar süslendik ettik. Hayır zaten beni gaza getirdiniz. Benim sinirim falan geçti. Nejat öyle bir şey yapmaz yani. Ay Suna. Saçmalama ya, o kadar hazırlandık, gaza geldik, gidiyoruz dedik hadi. Ay bak gücenirim vallahi ha. Gücenir misin? Ay Suna, bana bak çıldırtma beni. Boşuna mı yaptın bu kadar makyajı, saçı başı? Şöyle bir yeniden öfkelen bakayım sen, ne yaptığını hatırla. İyi tamam. Hı. Şimdi geriye kaldı kıyafet. Aa ona da gerek yok artık, mont giyerim zaten kafam işgörür yani, aynı etkiyi verir çıkarmam hiç. Aşkım, delirtme bizi olur mu? Hadi gel şurada içeri gideceğiz, gel. Ne niye burada kıyafetleri? Allah Allah! Nereden çıkardın buradan elbise giyeceğini? Başka bir elbise var, onu giyeceksin. Niye ya? Ay hadi konuşma ya, gel. Allah Allah! Tamam, al şunu. Hı. Hı. Bu ne? Neye benziyor aşkım? Gelinlik mi bu? Aferin. Benim mi? Yok, anneannemin. Hadi giy ya, ne duruyorsun? Ay ben inanamıyorum ya. Hepsi numaraydı o zaman değil mi? Siz bayağı beni götürüp evlendireceksiniz. Aynen öyle yapacağız aşkım. Ya. Nejat ayarladı her şeyi. Nejat ayarladı her şeyi. O zaman gizli gizli görüştüğümüzü de biliyordunuz. Herhalde Suna biliyorduk. Bizden saklamanın intikamını da böyle aldık. Evet. Peki ne zaman evleneceğim bari onu söyleyin. 3 saatim falan vardı en son. Bakayım. Evet. Ama mekanı söyleyemeyiz, sürpriz. Ay ben anlasam mı gülsem mi bilemedim. Bir acayip bir şeyler hissediyorum şu an. Sakın ağlamıyorsun şu an. Sakın ağlama. Evlen sonra ağlarsın. Vallahi o kadar makyaj yaptım, yenisini yapamam. Tamam. Hadi ya, lak lak etmeyelim. Giy şunu. Hah, kapat sen de. Topla bakayım arkadaş saçlarını şuraya. Ha. Ay çok yakışacak ya. Hayri. Merhaba. Nejat Bey'in işi çıktı. Kayra'yı ben alacağım. Aa, Hayri sen mi geldin? Dur bekle. Benim yaptığım kekleri getireyim hemen. Tamam, bekliyorum. Sen bir çok şık giyinmişsin Hayri. Hayırdır, özel bir yere mi gidiyorsun? Yok. Neyse, ben yardım edeyim Kayra'ya. Sunam. Anne. Nasıl güzelsin kızım. Teşekkür ederim. Evleniyormuşum. Biliyorum. Nejat her şeyi ayarlamış. Biz de 2 saat önce öğrendik. Bir an bile yanımdan ayrılma, olur mu? Bir saniye bile ayrılmayacağım. Bir saniye bile. Kızlar hadi siz de hazırlanın. Tamam hadi. Suna, baban seninle bir şey konuşmak istiyor. Dinle onu, tamam mı? Gel, otur öyle. Nasılsın? Biraz daha iyi misin? İyiyim. Şu anda hayatımda gördüğüm en güzel geline bakıyorum. Sağ ol. Bugün gelecek ve sen evden gideceksin diye çok korkuyordum. Ama bak şimdi... daha garip bir durumdayız. Ben seni öyle gelinlikle, kendi gözlerimle görmek istedim. Düğün fotoğraflarından bakmak istemedim. Onun için geldim. Hep çok mutlu ol kızım. Benim tek isteğim bu. Çok sevil, çok sev. Çok mutlu ol. Hoşça kal benim güzel kızım. Hoşça kal biricik. Düğünüme gelmeyecek misin? Ben yanımda babam olmadan evlenmek istemiyorum. Sen babam olmadan mı dedin? Gel sarıl gelin kızına. Baba. Suna. Baba. Hayri çok yakışıklı olmuşsun. Seni de giydireceğiz şimdi bir yerde durup. Aa, elbise mi getirdin yanında? Evet, hem de en sevdiğin elbiseyi. Hayri ne oldu? Nereye gidiyoruz? Sana bir şey söylemem lazım Kayracığım. Allah. Keki alırken bunu unutmuş burada. Bunu söylemenin sana kolay yolu yok. O zaman hemen söylüyorum. Çok merak ettim Hayri. Şık giyindim çünkü... düğüne gidiyoruz. Kimin düğününe? O bak bu aramıza kalacak. Asla ailene söylemeyeceksin, asla. Tam söz söylemeyeceğim. Babam ve Suna annen evleniyor. Gerçekten mi? Yaşasın. Hem de bugün 3 saat sonra. Yaşasın. Babam ve Suna annen evleniyor. Gidelim mi? Gidelim. Rezan Hanım. Nejat. Fotoğraflarından tanıyorum seni. Değişmemişsin. Ben de sizi fotoğraflarda görmüştüm. Kızımın eşiyle böyle tanışacakmışız. Görüşmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim size. Ben de sizi arayacaktım. Fazla vaktinizi almayacağım. O yüzden hemen durumu özetleyeyim size. Aylin Kayra 1 yaşındayken beni terk etti. Yıllar sonra döndü, boşanma davası açtı, boşandık. Hemen akabinde velayet davası açtı. Dava henüz sonuçlanmadı ama şu an geçici velayeti Aylin'de. Biliyorum. Aylin size anlattı mı bunları? Başka türlü anlattı ama doğrusunu öğrendi. Size nasıl anlattı? Tekrar bir aile olmak üzere olduğunuz. Rezan Hanım, bakın. Cümleyi tamamlamanıza gerek yok. Sanırım artık bir aile olma ihtimaliniz yok. Böyle bir şey olmayacak maalesef. Biliyorum kızınızdan bahsediyoruz ama Kayra'nın velayetini alırsa... Almamalı. Anlamadım. Kızım Kayra'yı sizden almamalı. Velayeti de sizde kalmalı. Aylin hakkında konuşacaklarımız var Nejat Bey. Bilmediğiniz şeyler var.